Pay ve payda kısmında bulunan karmaşık sayılarımızı birbirleriyle dikkatlice çarparak sonuca gitmeye çalışalım. Öncelikle pay kısmındaki 2 eksi 3 ile 1 eksi 2'yi çarpacağız. 2 kere 1'den 2'yi elde etmiş oluruz. 2 kere eksi 2'yi de bize eksi 4'yi vermiş olacaktır. Devam ettiğimizde eksi 3 i ile 1'i çarpmamız gerekir. Bu bize eksi 3 iyi verir. Eksi 3 i çarpı eksi 2 i dediğimizde de 6 i kare elde ederiz. i kare eksi 1 olduğu için 6 i kare bize eksi 6 vermiş olacaktır. Bunları belirledik. Şimdi alt tarafa bir geçelim. Burada da 3 artı 2 i ile 2 artı i'yi çarpmamız gerekiyor. 3 kere 2 bize neyi vermiş olur? 6'yı vermiş olur. 3 kere i'den de artı 3 i'nin geleceğini söyleyebiliriz. Devam ettiğimizde 2i 2 i ile 2'yi çarpmamız gerekir. Bu bize artı 4 i verecektir. 2 i çarpı i'den de 2 i kare gelir. i kare eksi 1 olduğu için 2 i kare bize eksi 2 vermiş olur. Düzenlediğimizde üst tarafta 2 6 bize eksi 4'ü verir. Eksi 4 i eksi 3 i'den de eksi 7 i'nin geldiğini söyleyebiliriz. Alt tarafa baktığımızda 6'dan 2 çıkınca 4 gelmiş olur. 3 i artı 4 i de bize 7 i'yi verecektir pay kısmını eksi parantezine aldığımızda 4 artı 7 i'nin parantez içine geldiğini görüyoruz. Paydamızda da 4 artı 7 i var. 4 artı 7 i hem altı hem üste gelmiş. Bunlar birbirini götürür. Elimizde sadece şu eksimiz yani eksi birimiz kalır. Doğru cevabımızın C şıkkı eksi bir olması gerekir. Burada A artı B artı C toplamını en fazla en büyük yapmak için kullanacağımız en belirleyici işlemin bölme olduğunu düşünüyorum. Ee, neden böyle olduğunu bir görmeye çalışalım. Hem üçgende hem karede hem dairede ee, bir bölmeyi kullanalım. Bizi neye götürecek ona bakalım. Mesela üçgende bölmeyi kullanmış olsaydık şöyle gelecekti. A bölü 4 eşittir 6 gelecekti. Bu da A bölü 4 eşittir 6'dan. A'yı bize 24 olarak vermiş olacaktı sabit bir A değeri bulacaktık ee, ama karede bölmeyi kullanmış olsak b bölü A burada 12 gelirdi. Şöyle yazarsam B bölü A eşittir 12 diye B'mizin kaç A geldiğini görmüş oluruz. 12 A geldiğini görmüş oluruz. Mesela üstte A 24 elde ettik ama alt tarafta B 12 A geldi. A'yı ne kadar büyük seçebilirsek B'yi de aslında o kadar büyüteceğimizi görmüş oluyoruz. Son olarak bir de dairede kullandığımızı düşünsek. C bölü 3 eşittir B desek. Buradan da C bölü 3 eşittir B'den C'mizin 3 B geldiğini görmüş olurduk. Tamam yukarıda 24 sabit sayısı var ama alt tarafta şu 12 kat çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Biz burada bence B bölü A eşittir 12'yi almalıyız ki B 12A gelsin. A'yı ne kadar büyütürsek B de o kadar büyümüş olsun. O zaman bölmeyi şu karede kullandığımızı bir düşünelim. Bölmeyi burada kullandığımızda geriye toplama ve çıkarma kalacaktır. Dediğim gibi A ne kadar büyükse B de o kadar büyük olur. Bunun üzerinden gittiğimizde üst tarafta. Şimdi bölmeyi zaten karede kullandık. Üçgen ve daireye toplama çıkarma kaldı. Toplama ve çıkarmayı bir üçgene verelim. Hangisinde A daha büyük geliyorsa oradan bence ilerlememiz gerekir. Eğer biz burada üçgeni toplama olarak kullanırsak A artı 4 eşittir 6'dan A'mız 2 olarak gelecektir. Ama biz buradaki üçgeni çıkarma olarak kullandığımızda A eksi 4 eşittir 6'dan A'mızın 10 yani 2'ye göre daha büyük geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla şu üstte de çıkarmayı kullanacağımızı söyleyebiliriz. Bu durumda toplama da alt tarafta daireye kalacaktır. O zaman biz bu durumda A'yı kaç olarak bulmuş olduk? 10 olarak bulmuş olduk. B'miz 12 A'ya eşitti. O zaman B değerimiz de 12 çarpı 10'dan 120 olarak gelecektir. Şurada B yerine 120 yazdık. Burada da dairenin yerine toplama gelecek. O kaldı zaten. Bu bize C artı 3 eşittir B'yi yani 120'yi verecektir. Buradan da C değerimiz 120. 120-3'ten 117 olarak gelmiş olur. İşte elde edebileceğimiz en büyük değerleri elde ettik. Üçünü toplayacağız. A10, B120 toplamları 130 yapar. C de 117 bunu da eklediğimizde C şıkkı olan 247'ye ulaşmış oluruz arkadaşlar. X ve Y gerçel sayılar olarak verilmiş çarpımlarının sıfırdan büyük olduğu söylenmiş. İki tane gerçel sayının çarpımları sıfırdan büyükse ikisi birden pozitif olabilir ikisi birden negatif olabilir. Ama biz burada ikisinin birden negatif geldiğini toplamlarının negatif olmasından anlıyoruz. İkisi birden pozitif olsaydı toplamları sıfırdan büyük gelirdi. Ama belli ki ikisi birden negatif ki toplamları sıfırdan küçük gelmiş. O zaman biz burada x'in sıfırdan küçük, y'nin de sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Zaten x çarpı y'miz sıfırdan büyük olarak verilmiş. Dikkat edeceğimiz husus Zaten alt tarafta da kullanacağımız işlemlerde bunu göreceğiz. X'imiz sıfırdan küçükse her tarafı eksiyle çarptığımızda eksi x'imiz sıfırdan büyük gelecektir. Y'imiz sıfırdan küçükse her tarafı eksiyle çarptığımız eşitsizlik yön değiştirir. Eksi y'imiz sıfırdan ne olarak gelmiş olur? Büyük olarak gelmiş olur. Mesela alt tarafa baktığımızda şurada karekök içinde eksi x'i görüyoruz. İşte eksi x sıfırdan büyük olduğu için karekök içine yazılabilir. Aynı mantıkla yine eksi y de sıfırdan büyük olduğu için karekök içine yazılabileceğini görüyoruz. Bizim için şuradaki karekök içindeki x küp çarpı y önemli ben onu hemen şöyle düzenlemek istiyorum x kübü x kare çarpı x olarak alacağım. Bunu da y ile çarpıyorum. Buradaki x karemiz karekök dışına mutlak x olarak çıkacaktır. X zaten negatif olduğu için mutlak x bize eksi x'i verir. Yani burası eksi x çarpı karekök içinde x çarpı y olarak gelecektir. Biz burayı da biraz düzenleyebiliriz. Burayı eksi x çarpı karekök içinde eksi x çarpı karekök içinde eksi y olarak yazabiliriz. Karekök içinde x çarpı karekök içinde y yazamayız çünkü ikisi de negatif ya. Karekök içinde negatif bir şey olamaz pozitif yazmamız gerektiği için biz burayı karekök içinde eksi x çarpı karekök içinde eksi y olarak yazmalıyız. Lütfen buna dikkat etmiş olalım. Şimdi bu formatta düzenleme yapacağız. Oradaki karekök içindeki x küp çarpı y'yi altta düzenlediğim gibi eksi x çarpı karekök içinde eksi x çarpı karekök içinde eksi y olarak yazmak istiyorum. Devam ettiğimde zaten yan taraftan x karekök içinde eksi x gelecektir. Alt tarafa inelim. Orayı da karekök içinde eksi y eksi 1 olarak zaten Aynen almış olduk. Pay kısmına odaklandığımızda parantezi alma işlemi yapacağız. Burada nelerimiz ortak? Hem x'lerimiz ortak, hem de karekök içinde eksi x'lerimiz ortak. Alt tarafla aynı gelsin diye şöyle yapacağım. Bir kere şurada bir bir çarpanı var, bunu unutmayacağım. Parantezi aldığımda ben üst tarafı e, x karekök eksi x parantezine alıyorum. Şimdi sol taraftan bir eksi e, eksiğimiz. Bir de karekök içinde eksi y'miz kalıyor. Eksi karekök içinde eksi y'yi yazıyorum. Sağ tarafa geldiğimizde şuradan artımız geliyor. Buradan da birimiz geliyor. Buraya da artı biri yazmak istiyorum. Bölü dedim. Alt taraftaki şu karekök içindeki eksi y eksi bir. Benim üste elde ettiğim parantez içindeki ifadeye benziyor. Hatta onun eksilisi. Ben alt tarafı o zaman eksi parantezin alıyorum. O da bana eksi karekök içinde eksiye şurası eksi 1 olsun diye artı kaçı vermiş oluyor? 1'i vermiş oluyor. İşte üsttekiyle aynı olan ifadeyi alt tarafta elde ettim. Bunlar birbirini ne yapmış olacaktır? Götürmüş olacaktır. O zaman son durumda elimde üst taraftaki x karekök içinde eksi x kalır. Bir de alt tarafta şu eksimiz kalmıştır. Onu da eksi 1 gibi düşünebiliriz. Bu eksi 1'i şuraya katsayı olarak verirsem bu da bana eksi x karekök içinde eksi x'i vermiş olur. Yani doğru cevabımın D şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Öncelikle bize verilen eşitliği bir düzenlemeye çalışalım. Çarpanlarını ayırmaya çalışalım. Buradaki 6A kareyi 3A ile 2A'nın çarpımı olarak düşünelim. 35B kareye baktığımızda şurası eksi olduğu için eksi 5B ile eksi 7B'nin çarpımını bir burada düşünmüş olalım. Çapraz bir şekilde baktığımızda 3 kere eksi 7 eksi 21'i verir. 2 kere eksi 5'ten eksi 10 gelir. Toplamları şuradaki kat sayı olan eksi 31'i bize verecektir. E, bunu yakaladıktan sonra şöyle yan yana yazmamız gerektiğini biliyoruz. Bu da bize neyi vermiş olur o zaman? 3A eksi 5B çarpı 2a eksi 7b'yi 0 eşit olarak vermiş olur. Biz burayı incelediğimizde 3a eksi 5b 0 3a'nın 5b'ye eşit olması gerekir. 2a eksi 7b 0 2a'nın 7b'ye eşit olması gerekir. Şimdi 3a eşittir 5b'yi gördüğümüzde Aklımıza hemen ne geliyordu? Katsayıları çapraz bir şekilde veriyorduk. Eğer buradaki A'mız 5K'yi eşitse B'miz de 3K'yi eşittir ki 3 kere 5K'de 5 kere 3K'de bize 15K'yi vermiş olsun. Ya da yan tarafta 7 ve 2'yi çapraz gönderiyorduk. Eğer A'mız burada 7R'ye eşitse B'miz 2R gelmeli ki 2 kere 7 de 7 kere 2 de bize 14 R'yi vermiş olsun. Şimdi A'nın da B'nin de pozitif tam sayılar olduklarını biliyoruz. Bunlar üzerinden yorum yapacağız. Yani biz burada K'ye de R'ye de pozitif tam sayıları vererek A ve B'mizi belirleyebiliriz. Ee, bu şekilde 5K, 3K formatında ve 7R, 2R formatında bir inceleyelim. Mesela burada A eksi B ile A artı B'nin aralarında asal oldukları söylenmiş. Hemen A eksi B'yi hesaplayalım. 5K'den 3K çıkarsa kaç K kalacaktır? 2K kalacaktır. 5K ile 3K'yi toplarsak da 8K'yi elde etmiş oluruz. Zaten K'ye pozitif tam sayı vereceğimizi söylemiştik. En azından 1 bile versek burada 2'yi burada 8'i elde ederiz. 2 ve 8'in de aralarında asal gelmediğini görmüş oluruz. Demek ki biz burada 5K ve 3K üzerinden gitmeyeceğiz. Diğer tarafa baktığımızda A'yı 7R, B'yi 2R alırsak A eksi B'miz 7R 2R'den 5R gelecektir. A artı B'mizde 7R artı 2R'den 9R gelmiş olur. Biz burada R'ye 1 verdiğimizde buranın 5 buranın 9 olduğunu 5 ve 9'un da aralarında asal geldiğini yakalamış oluruz. Demek ki bizim hareket noktamız bu olmalı. Yani bizim buradaki A değerimiz belli ki 7 kere 1'den 7. B değerimiz de 2 kere 1'den 2 gelmeli ki 7 eksi 2 bize 5'i 7 artı 2 de bize 9'u versin. 5 ve 9 aralarında asal değerler olarak belirlenmiş olsun. Burada A artı B toplamı sorulmuş. A eksi B'yi 5, A artı B'yi 9 bulduğumuz için doğru cevabımızın A şıkkı 9 gelmesi gerekir arkadaşlar. Buradaki mavi kutucuk x sayısını temsil etmiş olsun. O zaman bu çarpım bize 15x'i verecektir. Ee, tabii e, tabi burada 15x'e baktığımızda 15'i 5 çarpı 3 olarak yazabildiğimiz için elde ettiğimiz sayı hem 5'in hem de 3'ün tam katı olan bir sayı olarak gelmiş olur. Hani mesela x yerine 6 yazsaydık 6 kere 15 ya da 15 kere 6 bize 90'ı vermiş olurdu. 90 sayısı 15'i de bölen hem 3'le hem de 5'le tam bölünen bir sayı olarak gelirdi. Mesela 90 sayısını oluşturan rakamların oluşturduğu kümede 9 ve 0 bulunurdu. Buna benzer bir yorum yapmaya çalışacağız. Bizim bu çarpımla elde ettiğimiz kaç basamaklı olduğunu bilmediğimiz sayımızda da sadece 0 ve 7'ler bulunuyormuş. Bu bizim için önemli. Şimdi dedim ya elde ettiğimiz sayı hem 5'e hem 3'e tam bölünmeli. Bir kere 5'e bölünmesi için birler basamağında 0 bulunabilir, 5 bulunabilir. E burada kümemizde sadece 0 olduğu için birler basamağımızdaki sayının 0 olduğunu söyleyebiliriz. En büyük basamağımızda da 7'nin bulunduğunu söylemiş oluruz. Ama bu arada kaç tane basamak olduğunu bilmiyoruz. Zaten birden çok sayı elde edilebilir, ama biz en küçük sayıya odaklanmış olacağız arkadaşlar. Şimdi 5 ile bölünmesi için birler basamağında 0 ya da 5 bulunmalı. Burada 0'ı yakalamış olduk. E bunun dışında bir de 3 ile bölündüğünü biliyoruz. Demek ki biz bu burada 7'lerimizi öyle öyle bir kullanacağız ki 3 ile bölünebilen bir sayı elde etmiş olacağız. 3 ile bölünmenin kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün tam katı gelecekti. Sadece 7'ler ve 0'ları kullanabiliyoruz. Zaten toplama yaptığımızda 0 etkisiz elemandır. Belli ki bizim burada 7'ler üzerinden gitmemiz gerekir. E o zaman bir tane 7'miz olsa e, yanına bir tane 0 koysak zaten 15'te bölünmediğini görüyoruz ama hani e, rakamlar toplamı 3'ün tam katı oluyor mu? Hayır. 7 artı 0 7'yi veriyor. E, biz burada daha başka 7'ler de eklemeliyiz. E, şimdi bir tane daha 7 eklesek 7, 7, 14 yapar. Yine 3'ün tam katı değil. Ama bir tane daha eklediğimizde 21'e ulaşmış oluruz. İşte 3'ün tam katı olan sayıyı yakalamış oluruz. Demek ki bence bizim burada yazacağımız şu sayı e, en küçük sayı diyelim. E, en azından 3 tane 7 içeren bir sayı olmalıdır ki bunların toplamı 3'ün tam katı gelsin. Sonda da 0 bulunduğundan 5 ile de tam bölünmüş olacaktır. İşte elde ettiğimiz bu sayı hem 3 ile hem 5 ile tam bölünen yani 15'in tam katı olan 15'e tam bölünen bir sayı olarak gelmiştir. Örneğin biz burada 7 0 7 7 0 yazsak da olur. Ya da 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0 yazsak da olur. Ya da sadece 3 tane 7 değil 6 tane 7 kullanıp 0 koysak da olur. Ama hani en küçük sayı üzerinden gittiğimiz için biz burada e, e, en azından 3 tane 7 kullandığımız duruma odaklanmış oluyoruz. birler basamağı da 0'ı yerleştiriyoruz. Demek ki bizim burada elde edebileceğimiz en küçük 15x sayısı 7770'e eşittir. Bu en küçükse x de en küçük gelir. Şimdi 15 çarpı x eşittir. 7.770 dedik. Biz burada her tarafı 15'e böldüğümüzde o x sayısını en küçük x sayısını yakalamış oluruz. Hemen 7.770'i bir 15'e bölelim. Şurada bölmek istiyorum. 7.770 bölü 15 dedim. 77, 15 e, kaç kere gelir? 5 kere. 5 kere 15, 75. 2 kalır 27'de 15, 1 kere. 1 kere 15, 15. 27 15 12 120 de 15 8 kere 8 kere 15 120 buradan da sıfırın geldiğini görüyoruz işte şurada 518'i yakaladık demek ki buradaki o en küçük x değerimiz 518 olarak gelmiştir bunun rakamlar toplamı da 5 1 8 daha bize 14 verir doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir. Öncelikle f x eksi 3 bölü 2'yi bir yazalım. Fonksiyonumuzda x gördüğümüz yere x eksi 3 bölü 2 yazmamız gerekiyor. Bu 2 çarpı x eksi 3 bölü 2 eksi 1'i bize verecektir. Şu ikiler giderse geriye x eksi 3 eksi 1'den x eksi 4 kalmış olur. Yani şuradaki f x eksi 3 bölü 2'nin yerine x eksi 4'ü yazabileceğimizi görmüş oluyoruz. Bir de f ters x'e ihtiyacımız var. Ee, eğer f x fonksiyonu ax artı b olarak verilmişse f ters x fonksiyonumuz ne olarak geliyordu? x eksi b bölü a olarak geliyordu. Burada da aynısını yapabiliriz. Eğer fx'imiz 2x eksi 1 ise a'nın yerine 2, b'nin yerine eksi 1 gelmiş olur. E, o zaman f ters x'imiz de bize neyi vermiş olacaktır? X eksi eksi 1'den x artı 1 bölü x'in katsayısı olan 2. Yani x artı 1 bölü 2 vermiş olacaktır. İşte şu f ters x'imiz de x artı 1 bölü 2 gelmiş olur. Hemen buraya x artı 1 bölü 2 çarpı x eksi 4'ü yazıyorum. Sıfırdan küçük olmasını istiyorum. E, 2 zaten burada paydada bulunuyor, sabit sayı. Onun bizim için bir önemi yok. Burada x X artı 1 ve x eksi 4 çarpımına odaklanmamız gerekiyor. x artı 1'i sıfırlayan x değeri eksi 1. x eksi 4'ü sıfırlayan x değeri de 4 olarak gelecektir. Bunlarla şöyle bir tablo yaptığımızda buraya eksi 1'i buraya 4'ü işaretlemiş oluruz. Sıfır eşitlik olmadığı için bunların içini boş olarak alacağız. E, x artı 1 bölü de x'in kat sayısı pozitif. x eksi 4'te x'in kat sayısı pozitif. İkisinin çarpım pozitif geldiği için artı ile başlıyorum. Köke geldim eksi. Köke geldim artı diyorum. Sıfırdan küçük olan yerleri aradığımda eksi 1, 4 açık aralığını bulacağım görüyorum Buradaki tam sayılarım 0 1 2 ve 3 olarak gelecektir bunların toplamı 6 yapar doğru cevabımın b şıkkı gelmesi gerekir. Sorumuzda doğrudan adımları izleyerek sonuca gidebiliriz ama logaritmik bazı özellikleri de burada hatırlatarak ben ilerleyelim diyorum. Hani bir logaritma tekrarı da yapmış oluruz. Şimdi öncelikle logaritmadaki şu özelliğimizi hatırlayalım. Logaritma A tabanında B dediğimizde logaritmanın tabanı olan A sıfırdan büyük olmalıydı. Aynı zamanda A birden farklı olmalıydı. Logaritmanın iç kısmı dediğimiz B'miz de burada sıfırdan ne gelmeliydi? Büyük gelmeliydi. Şimdi burada bize verilen eşitliğe baktığımızda eşitlik bizim için önemli. Şöyle kırmızıyla çevrelemek istiyoruz istiyorum. Burada taban olarak 2'nin ve 8'in geldiğini görüyoruz. Eşitliğin sol tarafında da sağ tarafında tabanda 2 ve 8 kullanılmış. Hem 2 hem 8 sıfırdan büyüktür birden farklıdır. Yani tabanlarımızda bir sorun yok. O zaman hani logaritma A tabanında B demiştik. B iç kısımdı ya. İç kısımlara bir odaklanalım. Mesela eşitliğin sol tarafında parantez içinde logaritma 8 tabanında X var. Taban 8 iç kısım X gelmiş. Yani B'nin yerine X gelmiş gibi düşünebiliriz. O zaman burada X'lerimizin sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. Eşitliğin sağ tarafında da logaritma 8 tabanında değil parantez içinde logaritma 2 tabanında X yazmışız. Taban 2 iç kısım X olduğu için X sıfırdan büyük gelmeli. Onu zaten yazmıştık. Şu anda X'in sıfırdan büyük olduğunu belirledik. Onun dışında eşitliğin sol tarafı çapındaki logaritma 2 tabanında logaritma 8 tabanında x'i yazmak istiyorum. Ben burada a dediğim tabanımın yerine 2'nin geldiğini görüyorum. Bunda bir sorun yok. İç kısım dediğim b'nin yerine de neyin geldiğini söyleyebilirim. Logaritma 8 tabanında x'in geldiğini söyleyebilirim. b sıfırdan büyük olmalıydı. O zaman logaritma 8 tabanında x burada sıfırdan büyük olmalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Eşitliğin sağ tarafına geçtiğimizde de onu da yazmak istiyorum. Logaritma 8 tabanında logaritma 2 tabanında x var. Yine taban burada A dediğim değer 8 gelmiş. O zaman şuradaki logaritma 2 tabanında x B dediğim iç kısım olarak gelecektir. Yani burada logaritma 2 tabanında x'in de sıfırdan büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. O zaman x'imiz de sıfırdan büyük. Logaritma 8 tabanında x'imiz 0'dan büyük. Logaritma 2 tabanında x'imiz de 0'dan büyük. Mesela burada 5. adıma baktığımızda şurada logaritma 2 tabanında x 0'dan büyük olduğundan diyor. İşte bunu demesinin sebebi burada logaritma 2 tabanında x'in başka bir logaritmanın iç kısmını oluşturması ve o iç kısmında 0'dan büyük olması. Dolayısıyla 5. adıma baktığımızda logaritma 2 tabanında x a olarak alınmış. Hani buraya kadar bir hata yapılmadıysa buraya kadar doğru geldiğimizi düşünelim. Birazdan inceleyeceğiz. E biz a'nın 0 olabileceğini bulmuşuz. 3 kök 3 bir de eksi 3, 3 olabilir bulmuşuz Ama a dediğimiz logaritma 2 tabanında x 0'dan büyük olacağı için a'yı sıfırda alamayız. x 3 köküçte alamayız. 3 köküç alarak ilerlememiz gerekir. Yani 5. adım doğru olarak çözülmüştür. Çünkü e, logaritma 2 tabanında x 0'dan büyük olmalı. Dolayısıyla burada sadece 3 köküç olabilir diyerek ilerlemişiz. Ve a'yı 3 köküç almışız. a'mız logaritma 2 tabanında x olduğu için burada doğru hareket edildiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ama tabii diğer adımlara bakacağız. Oralarda bir sıkıntı var mı bunu incelemeye çalışacağız. Şimdi bundan sonra logaritmadaki şu özelliğimiz kullanılmış. Birinci adıma bir bakacağız dikkatlice. Hemen ben bir hatırlatmak istiyorum. Mesela logaritma A tabanında B dediğimizde biz burada e, A'nın da B'nin de aynı kuvvetini alarak ilerleyebiliyorduk. Yani bu aslında logaritma A üzeri N tabanında B üzeri N'e eşitti. Birinci adımda da bunun kullanıldığını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi hani sol en üstte bize soru kısmında verilen kırmızıyla çevrediğim soru var ya. Eşitliğin sol tarafında logaritma 2 tabanında parantezin içinde logaritma 8 tabanında X var. İşte o 8 2'nin küpü olarak yazılmış x de x üzeri 1 olarak yazılmış. Daha sonra 2'nin küpü olan taban 2'ye dönüştürülsün diye buranın da 1/3. kuvvetini almışız. Hani 3 kere 1/3'ten bölü 3'ten 1 gelecek, 2 üzeri 1 2 yapacak. Şu verdiğim özellikten ötürü şu iç kısmında 1/3. kuvvetini almışız. Bu da bize neyi vermiş? Logaritma 2 tabanın içinde 2 üzeri 3'ün 1/3. kuvvetinden 2'yi vermiş. İç kısımda da x üzeri 1'in 1/3. kuvvetinden x üzeri 1/3'ü vermiş. İşte burada aynısı yazdığı için sol taraf doğru bir şekilde düzenlenmiş. Sağ tarafa geçtiğimizde peki ne oluyor? Orada da aslında bir düzenleme var. Sağ tarafa baktığımızda yanına mavi tik attım şu anda. Logaritma 8 diyor ya yine taban olarak. Hemen onu 2'ye çevirmek için 2 üzeri 3 yazmışız. İçeride de logaritma 2 tabanında x'in olduğunu görüyoruz. Bu sefer iç kısmımız logaritma 2 tabanında x ya. Ben şurada 2 üzeri 3'ün 1 bölü 3. kuvvetini alınca üst tarafında kaçıncı kuvvetini almış oluyorum? 1 bölü 3. kuvvetini. Dolayısıyla bu bana logaritma 2 tabanında logaritma 2 tabanında x'in 1 bölü 3. kuvvetini veriyor. Aynısı yazdığı için burada da doğru hareket ettiğimizi ne yapabiliriz? söyleyebiliriz. Demek ki birinci adımda bir hata yapılmamıştır. Bunu bu şekilde belirlemiş olduk. İkinci adıma geçtiğimizde ne gelmiş ona bir bakalım. Şimdi ikinci adıma geçtiğimizde iki tarafta da logaritma 2 logaritma 2 olduğu için a logaritma 2 ise bunlar yani tabanlar aynıysa iç kısımlar da aynıdır demişiz ve logaritma 2'leri bir kenara bırakıp sadece parantezlerimizin olduğu kısımlara odaklanmışız. Bu da sol tarafta bize logaritma 2 tabanında x üzeri 1 bölü 3'ü vermiş yani buranın iç kısmını sağ tarafta da logaritma 2 tabanında x'in 1 bölü 3'üncü kuvvetini vermiş yani şuranın iç kısmını bize vermiş. İkinci adımda da bir hatanın olmadığını ne yapabiliriz o zaman söyleyebiliriz. Üçüncü adıma geçtik. Üçüncü adımda şu özellik kullanılmış. Hani logaritma A tabanında B üzeri C dediğimizde şöyle C başa geliyordu ya. Yani bu C çarpı logaritma A tabanında B oluyordu. Burada da o özelliğin kullanıldığını görüyoruz. Yani ikinci adımda belirlediğimiz X'in 1 bölü 3. kuvveti şöyle başa gelmiş. 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında X olmuş. Diğer tarafta ise hani elimizde ne kalmıştı bizim? Şu kalmıştı. Logaritma 2 tabanında X ama burada X'in 1 bölü 3. kuvveti değildi. Logaritma çarpma 2 tabanında x'in <laughs> 1 bölü 3. kuvvetiydi. Dolayısıyla biz bu 1 bölü 3'ü ne yapamayız? Başa alamayız. Yani bu şuna eşit değildir. 1 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında x'e eşit değildir. Bunun olması için kuvvetimiz sadece x'in kuvveti olmalı. Bu şunu demek gibi bir şey. 7 üzeri 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 çarpı 7 demek gibi bir şey. Bu eşit olmadığı için burada da bu şekilde başa almıyoruz 1 bölü 3'ümüzü. Yani 3. adımda doğru şekilde ilerlenmiş. Şimdi üçüncü adımda elde ettiğimiz eşitliği ben bir yazmak istiyorum. Üçüncü adımda elde ettiğimiz eşitlik ne gelmiş? 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında x eşittir. E, logaritma 2 tabanında x'in tamamının 1 bölü 3. kuvveti. Burada da şu 1 bölü 3. kuvvetten kurtulmak için her tarafın küpü alınmış. Her tarafın küpünü aldığımızda şöyle küpünü aldım. Buranın da şöyle küpünü alıyorum. Şimdi 1 bölü 3'ün küpünden burası 1 bölü 27 gelecek. Çarpı logaritma 2 tabanında x'in neyi gelecek? Küpü gelecek. 3 kere 1 bir bölü 3 birbirini götürüp buradan 1 kalacağı için sağ tarafta da sadece logaritma 2 tabanında x'in kalacağını söyleyebiliriz. Ki bu da bizi 4. adıma götürmüş. 4. adımın da doğru olduğunu söyleyebiliriz. 5. E adımın doğru olduğunu az önce söylemiştik. E orada logaritma 2 tabanında x'e ne demişiz? A demişiz. Onun da işlemini yazalım. A dersek burası 1 bölü 27 çarpı A'nın küpü gelir. Bu da A'ya eşit olur. İçler dışlar yaptığımızda A eşittir. 27 A gelecektir. Daha sonraki işlemler zaten 5. adımda gösterilmiş. 5. adımda logaritma 2 tabanında X dediğimiz A'mız sıfırdan büyük olacağı için en başta zaten belirlemiştik. Sıfıra eşit olduğu ve eksi 3 köküç olduğu durumu almıyoruz. Sadece 3 köküç olduğu durumu alıyoruz. Demek ki 5. adımda kadar hiç hatamız yok. Şimdi sıra 6. adımda. Bizden ne isteniyordu şu sorumuza baktığımızda? Logaritma X tabanı 2'nin neyi isteniyordu karesi biz logaritma 2 tabanında x'i ne olarak bulmuştuk az önce 3 köküç olarak bulmuştuk e buradan ilerleyeceğiz bir tarafta 2 tabanında x bir tarafında x tabanında 2 var e mesela logaritma 2 tabanında x 3 ise logaritma x tabanında 2'nin şu iç kısmı ne olması gerekir 1 bölü 3 köküç olması gerekir aslında bunun neyini almış olacağız karesini alıp ilerlemiş olacağız ama e burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor Altıncı adıma baktığımızda şöyle bir şey yazılmış. Logaritma x tabanında 2'nin karesi denmiş. Bu şuna eşittir denmiş. Yani şu 2 dediğimiz kuvvet şuradaki 2'nin üstüne gönderilmiş. Oysa ki bunun olmadığını az önce söylemiştik. Öyle olması için burada şunun yazması gerekirdi. Logaritma x tabanında 2'nin karesi. Yani hemen 2'nin üstünde olsaydı tam orası 4 olurdu. Ama burada logaritma x tabanında 2'nin tamamının neyini almamız söyleniyor bize? Karesini almamız söyleniyor. Biz bu kareyi şöyle başa da geçiremeyiz. 2'nin üstüne de gönderemeyiz. Logaritma x tabanında 2'yi hesaplarız. Daha sonra bunun karesini alırız. Dolayısıyla bu 6. adımda yaptığı kuvvet olan 2'yi içerideki 2'nin kuvveti olarak alıp da buraya 4 yazması yanlış olacaktır. Hatta hatayı devam ettiriyor işte. Demiş ki logaritma x tabanında 4'ü ben şöyle yazarım. 2'nin karesi olarak yazarım. Bu 2'yi başa alırım demiş. İşte o da şu en sağda verilmiş. Onun yanlış olduğunu zaten az önce anlatmıştık. Parantez dışında olduğunda başa alamayız demiştik. Şu 7 üzeri 1 bölü 3 örneğiyle onu göstermiştik. Demek ki buradaki hata nerede yapılıyor aslında? 6. adımda yapılıyor. Altıncı adımda yanlış yaptığımız için burada doğru cevabımız o zaman E şıkkı altıncı adım olarak gelecektir. Arkadaşlar e aslında dikkatlice baktığımızda 6. adımda yapılan o hatayı belki en başta da görebilirdik ama şu aradaki işlemler logaritman özelliklerini hatırlatmak adına ben böyle bir çözüm yapmak istedim umarım burada anlattığımız mantık açıklayıcı olmuştur 6'da hata yapılınca devamı da hatalı olarak gelmiş oluyor hani burada adımların hangisi hata yapılmıştır dediği için ilk hatayı da 6'da yaptığımız için doğru cevabımızı eşlikli olarak işaretliyoruz arkadaşlar Üst tarafta verilen fx çarpı y eşittir fx çarpı fy bunu kullanarak ilerlemek istiyorum. F6'ya bir bakalım burada ne yapabiliriz f6 için. Şimdi ben burada 6'yı işime yarasın kullanabileyim diye 3 çarpı 2 gibi düşünüyorum. Yani f6 eşittir f3 çarpı 2'dir diyorum. Burada sanki x yerine 3 y yerine de 2 gelmiş gibi düşüneceğim. O zaman burası bana F3 çarpı neyi verecektir? F2'yi verecektir. Benzer mantıkla F10'u şimdi düzenleyeceğim. Onu da 5 çarpı 2'den yakalıyorum. Ve F10 eşittir. F5 çarpı 2 diyorum. Burada X yerine 5, Y yerine 2 gelmiş gibi görüyorum. Ve bunu da F5 çarpı F2 olarak belirliyorum. Bulduğum bu değerleri şu alt tarafta yerine yazdığımda F6'nın yerine F3 çarpı F2 yazabilirim. F10'un yerine de F5 çarpı F2 yazabilirim. Bölü dedim alt tarafa da F5 çarpı F3'ün geldiğini görüyorum. Burada F5'ler F3'ler birbirini götürdüğünde elimde F2 çarpı F2'den F2'nin neyi kalacaktır? Karesi kalacaktır. Ben bunu bulmaya çalışacağım. Şimdi F2'nin karesini arıyorum. Şurada bana F4 verilmiş. Aynı mantıkla şu F6 ve F10'da yaptığım gibi F4'ü de 4'ü 2 çarpı 2 gibi düşünerek F2 çarpı 2'den F2 çarpı F2 olarak yazmak istiyorum. Daha rahat işlem yapmak adına şuradaki F2'ye ne demiş olalım mesela? K demiş olalım. Şuradaki F2'miz de K olarak gelecektir. O zaman F4'ümüz K çarpı K'den K'nin karesine eşittir. Zaten F2'ye ben ne demiştim? K, pardon F2'ye K demiştim ya. Aradığım benim F2'nin karesiydi. Yani ben aslında K kareyi bulmak istediğimi de buradan anlamış oluyorum. Şuradaki F4-F2'ye dönersek F4'ümüz K'nin karesi geldi. F2'ye K dediğim için eksi K yazıyorum. 12'yi bu tarafa atıp eksi 12 eşittir 0 diyorum. Burada çarpanları ayırma yaptığımda k eksi 4 çarpı k artı 3 eşittir 0 gelir. Burayı 0 yapan k değerlerinden bir tanesi 4 bir diğeri ise eksi 3'tür. Ben k kareyi aradığımı söylemiştim. 4 alırsam k'yi karesi 16 gelir. Eksi 3 alırsam karesi 9 gelmiş olur. Hangisi olabilir diye sorulmuş. Şıklarda 9 bulunduğu 16 bulunmadığı için aradığım cevap c şıkkı 9 olarak gelmelidir arkadaşlar. Uzun kenar kısa kenarın iki katı olacak. Köşegenimizden keserek dikdörtgenimizi birbirine eş iki dik üçgene ayırıyoruz. Orada kısa kenarı K gibi uzun kenarı da 2K gibi düşünürsek işte şuradaki kısa kenar uzunluğumuz K olarak gelecektir. Aynı K uzunluğu Y ekseninde de şu maviyle gösterdiğim yerde elde ediyoruz. Yani şu işaretlediğim yerin ordinatının da K geldiğini söyleyebiliriz. Uzun kenarlarımızda 2K geliyor. O zaman şu kırmızıyla gösterdiğim yer uzun kenarı yani 2K olarak gelmiş olur. Yine e, sol tarafta ikinci bölgede duran e, dik üçgende de şu kırmızıyla gösterdiğim yer 2K geleceği için üstteki şu noktanın ordinatının 2K geldiğini söyleyebiliriz. Negatif tarafta K1'in uzunluk şurada bizi apsis olarak eksi K'ye götürmüştür. Pozitif taraftaki 2K uzunlukta yine apsis olarak bizi 2K'ye götürmüş olur. Şimdi örneğin şuradaki açıyı ben siyahla yapayım onu. Alfa olarak aldığımda bu sağ yatık doğrumuz artan bir doğrunun bir parçası olarak gelecektir. Burada artan doğrumuzda eğimimizi rahatlıkla hesaplayabiliriz. Karşı taraf 2K, komşu taraf K olduğu için 2K bölü K'den eğim 2 olarak gelmiş olur. Burada F azalan olarak verilmiş o zaman G artan olarak gelecektir. Yani biz buranın bize g(x)'in bir parçasını verdiğini, buranın da f(x)'in bir parçasını verdiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman biz g(x)'i yazmak istediğimizde tanjant alfa'dan eğim 2 geldiği için eğim 2'dir. g'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısı 2 olmalıdır deriz ve buraya 2x'i yazarız. x'e 0 verdiğimizde y'imiz 2k'ye denk geldiği için de bunun yanına 2k'yi eklemiş oluruz. Benzer mantıkla f(x)'i yazarken bunun eğimini de şuraya eğer beta dersem tanjant beta'dan hesaplayacağız. Karşısı k komşusu 2K 1 bölü 2 geliyor. Ama tabii ki eğim açısı şuradaki geniş açı gelecektir. Bu geniş açının tanjantı betanın tanjantının eksilisidir. O zaman burada da eğim eksi 1 bölü 2 gelmiştir. F yalnızken x'in kat sayısı eksi 1 bölü 2 olmalıdır. X'e 0 verdiğimizde y'miz K geldiği için bir de bunun yanına bizim neyi eklememiz gerekir? k'yi eklememiz gerekir. İşte fx'i de gx'i de yazdık. f artı g'de 2 yazınca 21 geliyormuş. f artı g'de 2 yazmak demek aslında f2 artı g2'yi bulmak demektir. Bu toplam 21 gelecek. Hemen şuradan bir g2'yi bulalım. g2 eşittir diyelim. x'e 2 yazdığımızda 4 artı 2k gelsin. Bir de hemen alt taraftan da neyi bulmuş olalım? F2'yi bulmuş olalım. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2'den eksi 1 gelir. Artı bir de k'yi eklemiş oluruz. Bunları topladığımızda 21'e ulaşmamız gerekiyor. Bu toplam bize 3 artı 3 k'yi 21 olarak verecektir. Buradan 3 k eşittir 18'den k'miz 18 bölü 3 yani 6 olarak bulunmuş olur. Kartpostalın başlangıçtaki alanı dikdörtgendi bir kenarı k diğer kenarı 2k olsun demiştik. O zaman alanı k çarpı 2k'den hesaplanabilir. k'miz 6'dır 2k'miz 2 kere 6'dan 12'dir. Çarpımları bize 72'yi verir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Bizlere bir y eşittir fx doğrusu verilmiş olsun. Hemen bunu y eşittir fx ile göstermek istiyorum. Mesela biz bu y eşittir fx'in alt tarafında bulunan bir noktayı bir a noktasını aldığımızı düşünelim. Bu a noktasının koordinatlarını biz eğer y küçük fx'te yazarsak bu eşitsizlik sağlanacaktır. Eğer doğrunun üst tarafından bir b noktası alırsak bu noktanın koordinatlarında y büyük fx yazarsak bu eşitsizlik sağlanmış olacaktır. Yani doğrunun üst tarafında seçeceğimiz bir noktanın koordinatları y büyük fx'i sağlar. Alt tarafında seçeceğimiz bir noktanın koordinatları da y küçük fx'i sağlar. Doğrunun üzerindeysek de y eşittir fx'i sağlatmış oluruz. İşte biz e, elimizdeki fx'in 2x-m artı 2 olduğunu biliyoruz. 0,2'yi burada kullandığımızda sarı renkli bölgeye denk geliyorsak demek ki bu y küçüktür fx'i sağlamalıdır diyeceğiz. Hemen y küçüktür fx'i y küçüktür fx'in kendisini yazıyorum 2x-m artı 2 olarak alıyorum. Burada kullanacağımız nokta yani eşitsizliğimizi sağlayacak nokta ya da noktalardan biri 0,2'dir. Hemen y yerine 2 yazdım. x yerine 0 yazınca buradan ne gelir? 0 gelir. Eksi m artı 2 gelmiş olur. 2'ler giderse 0 küçüktür. Eksi m'yi elde ederiz. M'yi arıyoruz. Her tarafı eksiyle çarparsak eşitsizlik yön değiştirir. Yani sıfır büyüktür. M'yi elde etmiş oluruz. Demek ki bizim M değerimiz bir kere sıfırdan küçük. Eksi 1,4 de bizi mavi renkli bölgeye götürüyorsa o da üstteki eşitsizliği sağlatacaktır. Yani burada da Y büyük fx üzerinden yorum yapmamız gerekir. Hemen şöyle Y büyüktür. fx'in kendisini yazıyorum. 2x eksi m artı 2. Burada yazabileceğim noktalardan biri de eksi 1,4'müş. Hemen x yerine eksi 1, y yerine 4 yazıyorum. 4 büyüktür. 2 kere eksi 1 eksi 2 eksi m artı 2 geldi. İkiler birbirini götürünce 4 büyüktür eksi m'i elde ettik. M'i arıyoruz. Eksisi gitsin. Her tarafı eksiyle çarptığımda eşitsizlik yön değiştirir. Bu da eksi 4 küçüktür. M'i ne yapmış olacaktır? Bana vermiş olacaktır. Demek ki m diyelim eksi 4'ten büyük ama sıfırdan küçük olmalıdır. Eksi 4 küçüktür m küçüktür 0 dedim. Bu da bana eksi 4,0 açık aralığını m için vermiş oldu. Doğru cevabım da c şıkkı geldi arkadaşlar. Öncelikle genel terimi biraz düzenleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi 24, 24 olarak dursun. 2 üzeri eksi n artı 2'yi 2 üzeri eksi n çarpı 2 üzeri 2 olarak yazacağım. 2 üzeri 2 bize 4'ü verecektir. 4 kere 24'ten 96 gelir. 2 üzeri eksi n'i de 1 bölü 2 üzeri n olarak yazarsam ifademiz 96 bölü 2 üzeri n'e dönüşmüş olur. İşte bizim genel terimimiz 96 bölü 2 üzeri n'dir. Bizden ne isteniyor? Şurada toplam işaretimiz var. K yerine 1 yazdığımızda A1'i elde ederiz. Artı deriz toplam işareti olduğu için. K ye yerine 2 yazarız. A2'yi 3 yazarız. A3'ü en son 4 yazdığımızda da artı A4'ü elde etmiş oluruz. Yani biz burada A1 artı A2 artı A3 artı A4'ü aradığımızı biliyoruz. Şurada genel terim var. Yani biz bunun neye eşit olduğunu biliyoruz. A e eşit olduğunu biliyoruz. Hemen A1'e hesaplayalım. A1 dediğimizde n yerine 1 yazarsak 96 bölü 2 üzeri 1. Yani 2'den neyi elde etmiş oluruz? 48'i elde etmiş oluruz. Hemen A2'yi bulacağım. Burada da n yerine 2 yazdığımda 2'nin karesi 4 gelir. 96 bölü 4 bize 24'ü verecektir. A3'ü buluyorum. En yerine 3 yazdığımda 96 bölü 2'nin küpü yani 8 gelir. Bu da bana 12'yi verecektir. A4'e baktığımda A4'ü güzel yazmadım bir daha yazayım. A4 eşittir dedim. En yerine 4 yazınca 2 üzeri 4 bana 16'yı verdi. 96 bölü 16'dan da burada 6'yı elde ettiğimi görüyorum. İşte bu 4'ünü ne yapmam gerekiyor? Toplamam gerekiyor. 48, 24 daha 72 yapar. 12 daha 84. 6 daha bana 90'ı verecektir. Aradığım cevabın C şıkkı 90 olması gerekir. Her bir dikdörtgende bir kenar A, bir kenar B olarak gelecek. Kısa kenar mı A, uzun kenar mı B? Buna emin olmadığımız için bir tanesini kısa, bir tanesini de uzun kenar alıp ilerleyelim. Mesela bir kısa kenarı A aldığımızı düşünelim. Şuranın uzunluğu bize neyi verecektir? A'yı verecektir. Yandan da bir A gelir, yandan da bir A gelmiş olur. Şu okla gösterdiğim dikdörtgeni baktığımızda ise şu uzun kenar dediğimiz... B santimetrelik uzunluğun 1A, 1A, 1A daha kaç A'ya eşit olduğunu görmüş oluruz. 3A'ya eşit olduğunu görmüş oluruz. Tabi B de 3A olabilir. A da 3B olabilir. Hangisi uzun, hangisi kısa net olarak bilmediğimiz için. Diyor ki bize e, ikinci dereceden denkleminin kökleri A ve B olduğuna göre. Hemen şu denklemde kökler toplamına bir bakalım. Kökler toplamı burada A ile B'nin toplamı olarak gelecektir. O da bize eksi eksi N bölü 1'den aslında N'yi vermiş olur. Kökler çarpımına baktığımızda A çarpı B'miz de M bölü 1'den M olarak gelmiştir. Bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi ya B eşittir 3A'dan ya da A eşittir 3B'den ilerleyerek sonucu elde etmeye çalışacağız. Mesela şurada A yerine 3B yazdığımızı düşünürsek 3B, B daha 4B yapar. 4B'nin N'ye eşit olması gerekir. Ben A'yı 3B alarak ilerledim. Şimdi şurada da A yerine 3B yazarsam 3B çarpı B'den 3B kare gelir. 3B karenin de bize neyi vermesi gerekir? M'yi vermesi gerekir. Burada hareket noktam bence B kareler. Bir tarafta B kare var. Diğer B kareyi de ben sol taraftan elde edebilirim. Şurada öncelikle her tarafı 4'e bölsem B değerim N bölü 4 olarak gelecektir. Her tarafın karesini aldığımda da B karenin N'nin karesi bölü 4'ün karesi 16 geldiğini görmüş olurum. İşte şuradaki B kare yerine N kare bölü 16 yazacağım. O zaman 3 çarpı N kare bölü 16 eşittir M gelmiş olur. İçler dışlar yaptığımızda 3 ne kare eşittir 16m'yi elde ederiz 16m'yi bu tarafa attığımızda da 3 ne kare eksi 16m eşittir 0 yakalamış oluruz. Bu da doğru cevap olarak bize e şıkkını verecektir arkadaşlar. Öncelikle Px polinomunu bir yazmaya çalışalım. Baş kat sayısı 1 olan kat sayıları, birer pozitif tam sayı olan ikinci dereceden bir polinom olarak Px'imiz verilmiş. Px eşittir dedim. Baş kat sayısı 1 olduğu için ve ikinci dereceden olduğu için 1x kare ile başladım. Artı Bx artı C diyorum. B'nin de C'nin de pozitif yani sıfırdan büyük tam sayılar olduklarını biliyorum. Bunu unutmayacağım. Px-1 çarpı Px artı x polinomunun kat sayılar toplamı 18 olarak verilmiş. Kat sayılar toplamını bulmak için x yerine 1 yazıyorduk. Eğer burada x yerine 1 yazarsak p1-1'den p0 çarpı p1 artı 1 gelecektir. İşte bunun kaç gelmesini istiyoruz? 18 gelmesini istiyoruz. Öncelikle şuradan p0 bulacağım. p0'ın c geldiğini görüyorum. Hemen p1'i bulacağım. p1 değerim de 1 artı b artı c olarak gelecektir. İşte p0 ile p1'i ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. Bu da c çarpı 1 artı b artı c'yi bana verir. Buna bir de 1'e eklediğimde 18 gelecek. O zaman burası 17 olmalı ki 17 artı 1 bana kaçı vermiş olsun? 18'i vermiş olsun. Tabi burada bir sürü C ve B değeri bulabilirim ama C'nin de B'nin de pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Şimdi C'miz pozitif bir tam sayı. Yan taraftan da pozitif bir tam sayı gelecek. Bunların çarpımı da beni 17 tam sayısına götürmüş olacak. Bu durumda mesela ben C'yi 1 alsam 17 asal olduğu için yan taraftan 17 gelmelidir. C'yi 17 alırsam yan taraftan 1 gelmelidir ki çarpımları bize neyi vermiş olsun? 17'yi vermiş olsun. Şimdi C'yi 17 aldığımızda yani şu alt tarafı doğru kabul edersek C'yi 17 aldığımızda 1 artı B artı C yani 1 artı B artı 17 1 olmalıdır. Bunlar giderse B'miz eksi 17 gelir negatif olur. Pozitif tam sayı olduğunu bildiğimiz için demek ki buradan gitmeyeceğiz. Şu üst tarafa bakacağız. Üst tarafa baktığımızda C'miz 1 gelir. Yan taraftaki 1 artı B artı C'nin de 17 olması gerekir. C yerine 1 yazdım. Eşittir 17 diyorum. 1 artı 1 2 yapar. Karşıya attığımda B değerim 17 eksi 2'den 15 olarak gelecektir. İşte ikisi de pozitif tam sayı olarak gelmiş oldu. O ben burada Px aslında yakalamış oldum. X karemizi yazdık. Artı Bx artı C diyeceğim. O da bana 15x artı 1'i vermiş olacaktır. P x eksi 3 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. x eksi 1 ile bölümünden kalan deyince hemen x eksi 1'i sıfır eşitleyip x yerine 1 yazmamız gerektiğini anladık. P x eksi 3 te x yerine 1 yazarsak P1 -3'den P 1 eksi 3'ten P eksi 2'yi aradığımızı anlamış oluruz. Hemen şuradan P eksi 2'yi bulabiliriz. P eksi 2 eşittir dedim. Eksi 2'nin karesinden 4. 15 kere eksi 2'den eksi 30 artı 1'i yazdık. Bu da 5 eksi 30'dan bize eksi 25'i verdi. Doğru cevabımız burada D şıkkı gelmiş oldu arkadaşlar. Bu soru farklı yollardan ilerleyerek çözülebilir. Ben de şöyle bir yol kullanarak çözmek istiyorum. Burada şu özelliğimizi bir hatırlatacağım. Biz logaritma x tabanında y'yi logaritma istediğimiz tabanda y bölü logaritma istediğimiz tabanda x olarak yazabiliyorduk. İşte ben bu soruda bundan faydalanmak istiyorum. Mesela şurada ln a'mız var ya ln a'mızın biz neye eşit olduğunu biliyoruz. Logaritma e tabanında a'ya eşit olduğunu biliyoruz. O zaman logaritma e tabanında a'mız aslında logaritma 2 tabanında b'ye eşittir. Şimdi biz logaritma b tabanında a'yı arıyoruz. Soruda bir e tabanı bir 2 tabanı verilmiş. Bence ikisini de ya e tabanında ya da 2 tabanında ne yapmaya çalışalım? Yazmaya çalışalım. İkisini de e tabanında yazdığımızı düşünelim. Yani şu sağ üstte verdiğim özelliği Benden istenen ifadede kullanırken e tabanını kullanmak istiyorum ve ben burayı logaritma e tabanında a bölü logaritma e tabanında b olarak yazmak istiyorum. Aslında ben bunu arıyorum diye düşüneceğim. O zaman şuradaki eşitliğimde de aynı özelliği kullanıyorum. Hepsini sağ üstteki özellikten e tabanında yazıyorum. Logaritma e tabanında a logaritma istediğimiz tabanda a bölü Logaritma istediğimiz tabanda e'ye eşittir dedim. Sağ tarafta da logaritma iki tabanında b, yine logaritma istediğimiz tabanda b bölü logaritma istediğimiz tabanda 2'ye eşittir diyorum. Bunu elde ettikten sonra oran orantıdaki şu özelliği hatırlatacağım. Hani a bölü b eşittir c bölü d dediğimizde çapraz olanların yerlerini değiştirebiliyorduk. Mesela b ve c'nin yerini değiştirebiliyorduk. Yani eğer böyle bir eşitlik varsa aslında a bölü de b bölü D'yi eşittir diyorduk. Burada da onu yapacağım. Şu çapraz duranların yerini değiştireceğim. Diyorum ki o zaman logaritma e tabanında a bölü logaritma e tabanında b eşittir dedim. Şu e tabanında e'yi sağ üste gönderdim. Buraya da logaritma ne yazıyorum? e tabanında e. Bölü alt tarafta zaten ne vardı? Logaritma e tabanında 2. E şimdi logaritma e tabanında e zaten 1'e eşittir. Logaritma e tabanında 2'nin de Elen 2 geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Peki biz burada neyi elde etmiş olduk o zaman? Logaritma E tabanında A bölü, logaritma E tabanında B'yi 1 bölü elen 2 olarak elde etmiş olduk. E zaten bizden istenen logaritma B tabanında A da buna eşitti. Biz de bu değeri 1 bölü elen 2 olarak yakaladığımız için doğru cevabımızın burada A şıkkı 1 bölü elen 2 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. en küçük pozitif tam sayımızın 1 olduğunu biliyoruz. O zaman bu toplamı en küçük yapmak için burada da en küçük pozitif tam sayı kullanmamız gerekir. Yani logaritma 2 tabanında m'yi en küçük pozitif tam sayımız olan 1'e eşitlememiz gerekir. Buradan da m değerimiz 2 üzeri 1'den bize 2'yi vermiş olacaktır. 3 üzeri x ifadesinin de asal sayı olmasını istiyoruz. Burada şimdi e, elde edebileceğimiz en küçük asal sayının zaten 2 olduğunu biliyoruz. Demek ki en küçük toplam için bu en küçük asal olan 2 üzerinden gitmemiz gerekir. Yani 3 üzeri x'i 2 yapan x değerini bulmamız gerekir. 3 üzeri x 2 ise bu üslü ifadeden biz logaritmik ifadeye geçtiğimizde logaritma 3 tabanında 2'nin bize neyi verdiğini görmüş oluruz. x'i verdiğini görmüş oluruz. Yani x değerimiz de burada logaritma 3 tabanında 2 olarak gelecektir. m'nin en küçük değeri 2 x'in en küçük değeri logaritma 3 tabanında 2'dir. Bunların toplamını bulacağız biz şimdi. Yani 2 ile ne toplayacağız. Logaritma 3 tabanında 2'yi toplayacağız. Bir taraf logaritmik olduğu için diğer tarafı da logaritmik yazalım. 3 tabanındayız. Ee, biz 3 e, tabanını kullandığımızda 2'yi nasıl elde ettiğimizi düşünürsek 3'ün karesi 9 olduğu için bizim buraya logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi yani 9 yazmamız gerekir. Bunu da logaritma 3 tabanında 2 ile toplayacağız. Tabanlar aynı. Arada toplama varsa içler çarpılır. 9 kere 2 18 yapar. Yani ifademiz logaritma 3 tabanında 18 olarak gelmiştir. Doğru cevabımızın değişikliği olması gerekir. Bu sorumuzda logaritma A tabanında B eşittir C verildiğinde B eşittir A üzeri C diyoruz ya. Hep bunu kullanarak ilerlemiş olacağız. Mesela şu iç kısmın tamamının biz ne olduğunu düşünelim. M olduğunu düşünelim. Bu durumda logaritma 5 tabanında m bize neyi vermiş olacaktır aslında? 0'ı vermiş olacaktır. Buradan da sağda verdiğim özellikten 5 üzeri 0 m'ye eşit olur. Yani m'imizin 5 üzeri 0'dan 1 gelmesi gerekir. Şimdi m'miz 1 ise şu parantezin içinin tamamının 1 olması gerekir. Onu ben buraya yazacağım. Eksi logaritma 3 tabanında parantezi açıyorum. 1 bölü kare kök içinde ln x'i yazdım. Bu neye eşit olmalı? m'ye yani 1'e. Şu eksiden kurtulmak için her tarafı eksiyle çarptığımda burası artı olur. Burası eksi 1 gelir. Aynı mantıkla ilerleyeceğim. Şu parantezin ben tamamına örneğin R dediğimi düşünürsem sağ üstte verdiğim özellikten 3'ün eksi 1. kuvveti yani 1 bölü 3 R'ye eşit olmalıdır. O zaman parantezin içindeki 1 bölü kare kök içinde elen x'in 3'ün eksi 1. kuvvetinden 1 bölü 3 gelmesi gerekir. E şimdi pay kısımları aynıysa paydalar da aynıdır diye düşünürüz ve karekök içindeki ln x'i 3'e eşitlemiş oluruz. Her tarafın karesini aldığımızda ln x'imiz 3'ün karesinden 9 olarak gelir. E şimdi ln x 9 biz ln x'i gördüğümüzde aslında ln x'in logaritma e tabanında x olduğunu biliyoruz. O zaman logaritma e tabanında x 9 olarak gelecektir. Yine sağ üstte verdiğimiz özellikten e'nin 9. kuvveti bizi x'e götürür. Yani aradığımız x değerinin e üzeri 9 olması gerekir. Doğru cevabımız burada e şıkkı gelmiştir. fx bize x eksi x1 çarpı x eksi x2 olarak verilmiş ikinci dereceden bir ifadenin elimizde olduğunu görüyoruz. Baş katsayımız da burada bir olarak gelmiş. Çünkü x eksi x1 çarpı x eksi x2 dediğimizde çarptığımızda x kareli 1 x kareli bir ifade elde ederiz. O zaman burada x1 ve x2 x eksenini kestiğimiz noktaların apsisleri olarak gelecektir. x1 x2'den küçükmüş. O zaman şurada b noktasında apsisimizin x1 olduğunu c'de apsisimizin de x2 olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Burada tepe noktamızın koordinatlarını R virgül K olarak almış olsak aslında R'yi X1 artı X2 bölü 2 ile hesaplayabiliriz. E, F'de R'yi yazdığımızda da neyin geleceğini biliyoruz? K'nin geleceğini biliyoruz. Hemen ben şurayı R olarak alacağım. E, görüntüsü olan K'yi de buraya yazmak istiyorum. Tepe noktamız burada R virgül K olarak gelecektir. Mesela ben Fx'i R ve K'ye bağlı olarak yazsam Fx eşittir. Başka sayı 1 olduğu için 1 çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazmam gerekir. Bu da bana x eksi r'nin karesi artı k'yi verecektir. Ama şurada önemli bir bilgim var alt tarafta. Tepe noktası olan t'nin eksenlere uzaklığı ile a noktasının orijine uzaklığı birbirine eşittir diyor. Şimdi tepe noktasının eksenler uzaklıklarına baktığımızda e, mesela y eksenine uzaklığına baktığımızda şurası bizim üst tarafta işaretlediğimiz ne kadar gelecektir? R'ye kadar gelecektir. X eksenine olan uzaklığına baktığımızda k negatif olduğu için hani eksi 3 eksi 5 gibi bir değer ya mutlak değer k olarak gelir. Yani k negatif olduğu için burası da bize neyi verecektir? Eksi k'yi verecektir. Aslında bu ikisinin birbirine ne olduğu söylenmiş? Eşit oldu. A'nın da orijine uzaklığı eşitse e, orijine uzaklığı da bunlara eşitse buraya da aynı işareti koyacağımızı söyleyebiliriz. E şimdi biz burada o zaman R'yi neye eşit olarak bulduk? Eksi k'ye eşit olarak bulduk. R üzerinden gidersek A'nın orijinal olan uzaklığı da şurada ne kadar gelmiştir diyebiliriz. R'ye kadar gelmiştir diyebiliriz. A'ya baktığımızda o zaman A noktası 0 R noktası olarak gelecektir. Çünkü y ekseni üzerinde bir nokta. E, orijinden de R birim üstü olduğuna göre 0 R noktası gelmesi gerekir. Ben şurada fx'i düzenlersem aslında R ye gördüğüm yere eksi k ye yazarsam ya da her taraf eksiyle çarpayım. K ye gördüğüm yere eksi r ye yazarsam benim fx'im neye eşit olur? x eksi r'nin karesi k'nin yerine eksi r yazarsam eksi r'ye eşit olmuş olarak gelecektir. Bunun dışında ben 0 r noktasının da parabolün üzerinde olduğunu buldum. Yani ben f 0'ın neye eşit olduğunu biliyorum r'ye. Hemen şurada bir 0 yazalım. f 0 eşittir dedik 0 yazdığımızda 0 eksi r eksi r'yi verir. Karesinden r kare gelir. O zaman r kare eksi r'nin bana neyi vermesi gerekir? r'yi vermesi gerekir. Buradan r kare eksi 2 r eşittir 0 gelir. r parantezinde r eksi 2'nin 0 geldiğini görüyoruz. Bunun için r'nin ya 0 olması gerekir ya da R'nin 2 olması gerekir. E, R'ye baktığımızda 0 değil. X ekseni'nin pozitif tarafında olduğu için biz burada R'yi 2 olarak alacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Eğer R'miz 2 ise hemen fx'i rahatlıkla yazabiliriz. Şurada fx'i düzenlemiştik ya. fx eşittir diyelim. Ne diyeceğiz? X eksi 2'nin karesi Eksi 2. Biz şimdi x1 ile x2 çarpımını arıyoruz. fx'i biraz düzenlediğimizi düşünelim. Ne gelecektir? x kare eksi 4x artı 4. Artı 4'ten de 2 çıkarsa artı 2 kalır. İşte bu bize fx'i vermiştir. E, fx'i eşit eşitlediğimizde bulduğumuz o köklerimiz x1 ve x2 bunların çarpımı isteniyor. x1 çarpı x2 dediğimde kökler çarpımı c bölü a ile hesaplandığı için burada c'miz 2. a'mız da x karenin kas sayısından 1 gelmiştir. Bu da 2 bölü 1'den bize 2'yi verecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı 2 olması gerekir. Bu tip sorularda belli bir düzende hep aynı sonuçları veren terimlerin geldiğini görmüş oluruz. Herhangi ardışık 3 terimin çarpımı birbirine eşit demiş. Mesela biz A1'den başlayalım. A1 dedik, A2 dedik, A3 dedik, A4 dedik. A5 diyelim, A6, A7 diye devam ettiğimizi düşünelim. Mesela ben burada A1'i X olarak alsam, A2'yi R olarak alsam, A3'ü de M olarak alsam. ilk üçlümün çarpımı X çarpı R çarpı M olarak gelmiştir. İkinci üçlüm olan A2, A3, A4'te de bu çarpımı elde etmek istiyorum. Zaten A2'miz ne gelmiş? R gelmiş. A3 M gelmiş. O zaman A4'te X gelmeli ki RM X'in ya da XRM'nin çarpımı sağlanmış olsun. E şimdi A3 A4 A5'e baktığımda M var, X var, eksik olan R olduğu için A5'e R yazmam gerekir. A4 A5 A6'ya baktığımızda X var, R var, A6'ya M yazmam gerekir. A5 A6 A7'ye baktığımızda R var, M var, X yazmam gerekir. Yani hep aynı üçlü olan X R M X R M X R, M diye burada devam ettiğimi anlamış oluyorum ki tüm ardışık üçlülerin çarpımı birbirine eşit gelmiş olsun. O zaman burada A8'in de R'ye geleceğini, A9'un da M'ye geleceğini ve bu şekilde ilerleyeceğimizi ne yapabiliriz? Söyleye biliriz. İşte bu mantık bizim için önemli. Biz şimdi A2'den A25'e kadar olan çarpımı bulmaya çalışıyoruz. Burada bir de A1 olsaydı A1'den A25'e kadar 25 terim gelirdi. A1 kenarda olduğu için 25-1'den 24 terimimiz var. Biz bu 24 terimi üçlü üçlü grupladığımızda hep işte XRM, ye, XRM ye çarpımının geleceğini söyleyebiliriz. Mesela A2, A3, A4'e baktığımızda bu üçünün çarpımı R çarpı M çarpı X gelir. Zaten bu XRM'ye eşittir. Daha sonra A5A6A7 dediğimizde buradan da RMX çarpımının geldiğini görüyoruz. Bu mantıkla ilerleyeceğiz. 24 terim var üçlü üçlü grupladık 24/3 bölü 3 bize 8'i verir Yani bu rmx'ten 8 tane gelecektir son üçlüümüzde a23a 24a 25'tir oranın da yine bize neyi vereceğini söyleyebiliriz rmx'i vereceğini söyleyebiliriz o zaman şu rmx değerini Biz yan yana kaç kere çarpmış oluyoruz Aslında 8 kere çarpmış oluyoruz rmx'i yan yana 8 kere çarpmak demek rmx'in kaçıncı kuvvetini hesaplamak demektir 8 kuvvetini hesaplamak demektir Şimdi bunlara bir bakacağız rmx kaçmış Örneğin şurada A3 ile A4'ün çarpımı bir de A5 bize verilmiş. Hemen şu alt tarafa A3, A4, A5 yazmak istiyorum. Üste yazmıştım A3 zaten M'ye eşitti. A4 X'e eşitti. A5 de R'ye eşitti. Zaten A5'in 2 olduğu söylenmiş. E A3 ve A4'ün M ile X'in çarpımı da 2'ymiş. O zaman M çarpı X çarpı R 2 kere 2'den kaç olarak gelecektir? 4 olarak gelecektir. M X R 4 ise R M X de 4'tür. Aynı çarpımı bize verir. Demek ki buranın 4 olarak gelmesi gerekir. O zaman bizim aradığımız cevap da 4 üzeri 8'dir. 4 2'nin karesidir. 2'nin karesinin 8. kuvvetinden 2 kere 8 16'yı verdiği için 2 üzeri 16'ya ulaşmış oluruz. Doğru cevabımızın da D şıkkı gelmesi gerekir. F'de bir 2'deki limiti bir de 3'teki limiti hesaplayacağız. Ve bu iki limitin toplamının bir P gerçek sayısı geldiği söylenmiş. Normalde Fx'in şu sol tarafındaki parçasına baktığımızda 2 yazdığımızda paydamız sıfırlanıyor. Bir tanımsızlık gelebilir. Ama belli ki bu tanımsızlık gelmiyor. Yani payda 2 yazdığımızda sıfırlanıyor ki 0 sıfır bölü 0 belirsizliğini elde ediyoruz. Bunu gidererek bir limit sonucu, bir gerçek sayı elde edebiliyoruz. Aynı mantık 3 için de geçerli. Normalde şu sağ parçamızda mavi ile gösterdiğim kısımda 3 yazdığımızda paydamıza 0 gelir. Ve bu bizi bir tanımsızlığa götürebilir. Ama burada belli ki pay kısmı da 3 yazdığımızda sıfırlanıyor ki Orada sıfır bölü sıfır bizi belirsizliğe götürüyor. Belirsizliği yok ettiğimizde de gerçek bir sayı olarak bir limit değeri yakalamış oluyoruz. O zaman biz şöyle söyleyebiliriz demek ki fx'in o sol parçası diyelim kırmızıyla gösterdiğim yerde 2 yazdığımızda payda sıfırlanıyorsa pay kısmı da sıfırlanmalı ki belirsizlik gelsin belirsizlik aşıldığında da limit değeri elde edilmiş olsun. O zaman biz şu sol tarafta 2 yazdığımızda pay kısmımızın sıfırlandığını söyleyebiliriz. Hemen buraya bir 2 yazalım ve sıfıra eşit diyelim. 2 yazdığımızda 4 eksi 2m artı 2 bize sıfır verecektir. Buradan 2m eşittir. 6'dan m'imizi 3 geldiğini belirlemiş oluruz. Yani burada M'imizin kaç olması gerekir? 3 olması gerekir. Aynı mantıkla mavi ile gösterdiğim yerde de 3 yazdığımızda pay kısmı sıfırlanmalı ki belirsizlik gelmiş olsun. Bu durumda 3 yazdığımda 9-12 artı ne? Eşittir. Sıfır olmalı. Buradan da eksi 3 artı n eşittir sıfırdan n'imizin de 3 geldiğini belirlemiş oluyoruz. Buraya 3'ü yazdık. Şimdi limit değerlerimizi hesaplayacağız. Mesela hani fx'in sol parçasına baktığımızda x kare eksi 3x artı 2 geliyor ya. Ben onu çarpanlara ayırırsam x-2 çarpı x-1'in geldiğini söyleyebilirim. Buraya da x-2'yi yazabilirim. Artı dedim sağ tarafta ise x kare eksi 4x artı 3 geliyor. Onun da bize x-3 çarpı x-1'i verdiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Zaten limit hesaplarken belirsizliği gidereceğiz sadeleştirme yapacağız. O zaman sadeleştirme yapılmış halleri üzerinden yorum yapalım. Şunlar birbirini götürsün, bunlar birbirini götürsün. Bir buradan x 1 bir de buradan x 1 kalsın. Yani biz burayı sanki 2 tane x 1 gibi düşünmüş olalım. f(x)'i böyle düşünerek doğrudan limit hesabımızı yapalım. Şimdi 2'deki limiti hesaplayacağız. 2 yazdığımızda 2 1 1 yapar. 1 kere 2'den 2 gelir artı 3'teki limiti hesaplıyorum. 3 ee, yazdığımda 3 eksi 1'den 2 gelir. 2 kere 2 bana 4'ü verir. 2 artı 4'ten de aradığım P değeri 6 olarak gelmiştir. Doğru cevabımın B şıkkı olması gerekir. 3 tane polinom fonksiyon ile oluşturulmuş parçalı f fonksiyonu sadece bir noktada sürekli değilmiş. O noktayı yakalamaya çalışacağız. Oradan da a artı f1'i bulmaya çalışacağız. Polinom fonksiyonlarda sürekli sıkıntısı yaşamadığımızı biliyoruz. Belli ki burada kritik noktaların birinde sürekli gelmeyeceğiz. Sürekliliğin olmadığı noktayı o kritik noktalardan biri olarak bulacağımızı söyleyebiliriz. Elimizde iki tane kritik nokta var. Bir tanesi A olarak bir tanesi de 5 olarak gelmiş. E, bu bize şunu söyler. Eğer biz A'da sürekli değilsek 5'te sürekli olmalıyız. Eğer A'da sürekliysek 5'te süreklilik olmamalı. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Şimdi A'da sürekli olmadığımızı 5'te sürekli olduğumuzu düşünelim. Buradan sonuca gidemezsek diye bakarız. Şimdi biz eğer burada 5'te sürekliysek 5'in sağ ve sol limitleri birbirine eşit gelmeli. 5'in sol tarafı için 5x eksi 10'u kullanmalıyız. Burada verilmiş. X yerine 5 yazarsak 5 kere 5 25 eksi 10'dan 15 gelecektir. Eşit olmalı. Alt tarafta x yerine kaç yazacağız? 5 yazacağız. 5'in karesi 25 eksi a kare eksi 6 gelecektir. 5'in sağ tarafı için de en alttaki fonksiyonu kullanacağımızı söyleyebiliriz. Burayı düzenlediğimizde 15 eşittir. 19 eksi a kareyi elde ederiz. Buradan da a kare eşittir 4 den A'mızın artı eksi 2 geleceğini belirlemiş oluruz. Şimdi A artı 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir. Bu 5'te sürekliliği bize verecektir. Ama biz A'da sürekli olmayalım diyoruz. O zaman A'nın sağ ve sol limitleri birbirinden farklı gelsin ki süreklilik olmasın diyeceğiz. A'nın sol tarafı için üstteki fonksiyonu kullanırız. X yerine A yazarsak 2 eksi A gelir. Eşit değildir diyeceğiz. Çünkü sürekli olmamak istiyoruz ya. E, A'nın sağ tarafı için de 5 x eksi 10'u kullanacağız. X yerine A yazarsak 5 A eksi 10'u elde ederiz. Buradan da 6 A eşit değildir. 12'den A eşit eşit değildir. 12 bölü 6 2 gelir. Yani bizim a'mız 2'den farklı olduğunda A'da sürekli olmuyoruz. Yukarıda A artı eksi 2 gelmişti. Yani A'mız 2 de olabilirdi. Eksi 2 de olabilirdi. Eğer belli ki A'yı 2 alırsak hem 5'te süreklilik gelecek hem A'da süreklilik gelecek. Belli ki biz A'yı eksi 2 almalıyız ki 5'te sürekli olsak da ee, A'da süreklilik gelmesin. O zaman biz burada A'yı eksi 2 alacağımızı anlıyoruz. A'yı eksi 2 alırsak 2 eksi x e, ne için geçerli olur? x küçük eksi 2 için 5 x eksi 10 ne için geçerli olur? A'yı eksi 2 al. Aldık. Eksi 2 küçük eşittir. X küçüktür. 5 için A yerine eksi 2 yazarsam eksi 2'nin karesi 4. X kare eksi 4 eksi 6'dan X kare eksi 10'u elde ederiz. Bu da X büyük eşit 5 için geçerli olacaktır. Gerçekten şu fonksiyona bir bakalım. Eksi 2'de sürekli olmadığımızı göreceğiz. Eksi 2'nin sol limitini hesapladığımızda 2 eksi eksi 2'den 2 iki artı 2 yani 4 gelmiş olur. Eksi 2'de sağ limiti hesapladığımızda 5 çarpı eksi 2 eksi 10 deriz. Bu da bize neyi verecektir? Eksi 20'yi verecektir. Bir taraftan 4'e bir taraftan eksi 20'ye ulaştık. Demek ki eksi 2'de süreklilik yok. Çünkü limit yok. Ama 5'e baktığımızda 5'in sol tarafı için 5 x eksi 10'u kullanırsak 5 çarpı 5 eksi 10'dan 15 elde ederiz. Sağ tarafı için x kare eksi 10'u kullanırsak da 25 eksi 10'dan 15 elde ettiğimizi görürüz. İkisi birbirine eşittir. Yani 5'te süreklilik vardır. Bu durumda sadece eksi 2'de süreklilik yok. 5'te ve diğer tüm sayılarda sürekliyiz ve aradığımıza ulaştığımızı söyleyebiliriz. O zaman buradaki a değerimiz kaç olarak gelmiştir? Eksi 2 olarak gelmiştir. a'yı eksi 2 bu bulduk. Bir de şimdi F1'i bulacağız. E, birimiz eksi 2 ile 5 arasında olduğu için F1'i 5x eksi 10'dan hesaplayacağız. Bu da 5 çarpı 1 eksi 10'dan bize eksi 5'i verecektir. Yani F1'de eksi 5 gelmiştir. Şuraya F1 eşittir eksi 5 yazıyorum. A ile F1'in toplamı isteniyor. 1 eksi 2, 1 eksi 5 toplamları eksi 7'yi verir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir. Öncelikle şu üst tarafta bize verilen eşitlikte her iki tarafın x'e göre türevlerini bir alalım. f x kübün x'e göre türevini aldığımızda f türev x küp çarpı x kübün türevinden 3x kare gelir. Eşittir. g x kare artı 1'in x'e göre türevini aldığımızda g türev x kare artı 1 çarpı g'nin iç kısmının türevinden yani x kare artı 1'in türevinden 2x'i buraya yazmamız gerekir. m çarpı x üzeri 4'ümüz var. Bunun da x'e göre türevini aldığımızda 4 çarpı m çarpı x üzeri 3'ün geleceğini söyleyebiliriz. E biz M'yi bulmaya çalışıyoruz. Elimizdeki bilgiler bize F türev eksi 1 ve G türev 2'yi vermiş. Şu F türevin içine odaklandığımızda o iç kısımda X küp var. Bence biz burada X yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in küpünden F türevin içi eksi 1 gelir. Hem de karşı tarafta G türevin içine baktığımızda X yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in karesi 1, 1 artı 1'den G türevi 2'yi de elde ettiğimizi görüyoruz. Hemen şimdi X yerine eksi 1 yazıyorum. Burası bana neyi vermiş oluyor? F türev eksi 1'i çarpı 3 3x karede x yerine eksi 1 yazınca eksi 1'in karesi 1. 1 kere 3'ten buraya 3 gelecektir. Eşittir. Buranın g türev 2 geldiğini zaten az önce söyledik. x yerine eksi 1 yazınca burası 2 kere eksi 1'den bize eksi 2'yi verir. Yine x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 1 çarpı 4 m'den de eksi 4 m buraya ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. F türev eksi 1'in de g türev 2'nin de 12 olduğunu biliyoruz. Bunları yerine yazacağım. Buraya da 12 yazdım. Buraya da 12 yazdım. 12 çarpı 3'ten sol taraf 36 geldi. Sağ tarafa baktığımda 12 çarpı eksi 2'den eksi 24 geliyor. Bir de yan tarafta eksi 4 m'nin geldiğini görüyoruz. Burada m'li ifademizi bir tarafa sabit sayılarımızı bir tarafa atarsak 4 m değerimiz eksi 24 eksi 36'dan eksi 60 olarak gelecektir. Her tarafı 4'e böldüğümüzde m değerimiz eksi 60 bölü 4'ten eksi 15 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın b şıkkı eksi 15 gelmesi gerekir. f türev fonksiyonunun ekstremum noktalarının apsislerini bulmak için f türevin türevini alırız. Yani f türevden f türevin türevi olan f ikinci türeve geçeriz. f ikinci türevi sıfırlayan x değerlerini bulmamız gerekir. İşte bu x değeri bize 4 olarak verilmiştir ki ikinci türevin kökü 4 olarak gelsin. Bu tek katlı kök olsun ki örneğin bunun sağında artı solunda eksi olsun ikinci türev. O zaman birinci türevde 4'e kadar azalsın 4'ten sonra artsın ki burada bir yerel maksimum nokta. Ya da burası eksi burası artı olsun ki birinci türev 4'e kadar artıp 4'ten sonra azalsın ki burada bir minimum nokta gelmiş olsun. O zaman biz burada ikinci türevi sıfırlayan x değerinin kesinlikle kaç olduğunu Olduğunu söyleyebiliriz. 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bize diyor ki y eşittir f türev bileşke gx fonksiyonunun ekstremum noktalarının absisler çarpımı kaçtır? Bu sefer de bu fonksiyonun türevinin e, sıfırları üzerinden yorum yapmamız gerekir. Biz burada f türev içindeki gx'in Türevini alacağız. Bunun türevini aldığımızda f ikinci türev içinde gx çarpı g türev x gelecektir. Burayı sıfırlayan x değerlerini bulmaya çalışacağız. Ee, şuradaki g türev x'i zaten rahatlıkla bulabiliriz. Türevini aldığımızda 2x eksi 4 gelecektir. Buraya 2x eksi 4'ü yazalım. Şurada f ikinci türevde gx'in kaç olmasını istiyoruz? Sıfır olmasını istiyoruz. Biz zaten f ikinci türevde 4 yazdığımızda sıfır geldiğini biliyoruz. Demek ki bizim burada gx'in 4 olduğu noktalara odaklanmamız gerekir. gx x kare eksi 4x eksi idi. Bunu 4'e eşitlediğimizde x kare eksi 4x eksi 6 e ne yapılmış olur? Elde edilmiş olur. Yani biz aslında burada x kare eksi 4x eksi 6'yı sıfırlayan x değerlerine bakacağız. Yan taraftan da 2x eksi 4'ün geldiğini görüyoruz. Şimdi burada 2 x eksi 4'ü sıfırlayan x değeri 2 olarak gelir. x kare eksi 4 x eksi 6'ya baktığımızda çarpanlara ayrılmıyor. Belli ki kökler tam sayı gelmeyecek. Deltaya da bakarsak köklü ifadeler gelmiş olacak. Ama sonuçta burada gelen kökler tek katlı kökler gelecektir. İkiden de farklıdırlar. O köklerle işaret tablomuzu oluşturduğumuzda ekstremum noktalarımızın apsislerini yakalamış oluruz. O zaman biz burada köklerimizi bulmayacağız. Çünkü aslında bizden bu köklerin çarpımları istenmiştir. Çünkü buranın köklerini x1 ve x2 dediğimizde x1, x2 ve 2 bizim ekstremum noktalarımızın apsisleri olarak gelir. Demek ki bizim burada aradığımız x1 çarpı x2 çarpı 2 değeridir. x1 çarpı x2 buradaki kökler çarpımından c bölü a'dan eksi 6 bölü 1 yani eksi 6 gelir. Eksi 6'yı da 2 ile çarptığımızda aradığımız bu çarpım eksi 12 olarak bulunur. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle F1'i ve G2'yi bir hesaplayalım daha rahat işlem yapmak için. Hemen şuradan F1'i hesaplamak istiyorum. F1 1 artı 1 artı A yani a artı 2 olarak gelecektir. Yani buradaki noktamız 1 virgül a artı 2 noktası olarak gelmiştir. Bir de g2 hesaplayalım. Hemen şurada g2 eşittir dedik. 2'nin karesi 4 geldi. Burası bize 4b'yi verdi. Yani şu noktamız da aslında 2 virgül 4b noktası olarak gelecektir. Bir f'imiz var. Bir de g'miz var. İkisine birden teğet olan bir de doğrumuz var. Şöyle yapalım. Şu bizim doğrumuz olarak gelmiş olsun temsil olarak çizeceğim. Örneğin şurası bana neyi versin? F'in bir parçasını versin. Şurası da bana G'nin bir parçasını vermiş olsun. Şimdi şuraya şöyle Fx diyelim. Buraya da Gx demiş olalım. Teğet olduğumuz noktaları biliyoruz. Şuradaki noktamız 1 virgül A artı 2 noktası olarak gelecektir. Diğer noktamız da ne noktası olarak geliyor? ...2,4B noktası olarak... ...gelmiş oluyor. Şimdi biz A ile B'nin toplamını... ...bulmaya çalışıyoruz. Aslında dikkatlice... ...baktığımızda F'e bir absisti... ...noktada teğet olan doğruyu çizdim ben... ...bu siyah doğruyu çizerek. Onun eğimini bulmak için ne yaparız? F'in türevini... ...alıp orada bir yazarız. Hemen... ...F türev x'i hesaplıyorum. F türev x... ...bana 3x kare artı 2x... ...artı A'yı verecektir. Eğim bulmam için, buradaki siyah doğrunun... ...eğimini bulmam için de F türev 1'i... ...hesaplamam gerekir. F türev birinde 3 artı 2 artı A'dan a artı 5 geldiğini bulmuş oluyorum. Hemen g'ye geçeceğim. Bir de g türevi 2'ye ihtiyacım var. Buradaki siyah doğrunun eğimini bulmak için hemen g türevi x'i hesaplıyorum. g türevi x'imde b x karenin türevinden 2 bx gelir. Burada da ne yazmam gerekiyor? 2 g türevi 2 bana 2 çarpı b çarpı 2'den 4 b'yi vermiş olur. Yani bu siyah doğrunun eğimi hem a artı 5'tir hem de 4 b'dir. Yani aslında a artı 5'in neye eşit olması gerekir? 4 b'ye eşit olması gerekir. Bunun dışında ben bu eğimi, hani doğru üzerindeki iki noktayı biliyorum ya, ee, bunlar üzerinden de hesaplayabilirim. Y'ler farkı bölü x'ler farkı derim. Noktalarımdan birisi 2,4b, diğeri 1, a artı 2. Hemen y'ler farkı bölü x'ler farkı yapalım. 4b'den a artı 2 çıkartırsak, 4b eksi a eksi 2 gelir. Bölü 2'den 1'i çıkarttığımızda da 1'i elde etmiş oluruz. Bu da bize neyi verecektir aslında? 4B eksi A eksi 2'yi. Yani bu da bu siyah doğrunun eğimini vermiştir. Ben bu siyah doğrunun eğimini aslında 3 farklı şekilde yakaladım. Birisi 4B eksi A eksi 2. Bir diğeri A artı 5. Bir diğeri de 4B olarak gelmiş oldu. O zaman ben burada aslında 4B'nin A artı 5'e eşit olduğunu biliyorum. Şurada 4B yerine A artı 5 yazarsam A artı 5 eksi A eksi 2'den aslında 5 eksi 2'den bu eğimi 3 olarak yakalamış olurum. Demek ki benim buradaki eğimim 3'tür. Yani hem A artı 5'in 3'e eşit olması hem de 4 B'nin 3'e eşit olması gerekir. A artı 5 3 ise A'mız 3 eksi 5'ten eksi 2. 4 B 3 ise B'miz de 3 bölü 4 olarak gelecektir. Ben A ile B'nin toplamını arıyorum. Yani yukarıya yazarsam eksi 2 ile 3 bölü 4'ün toplamını aramış oluyorum. 4 kere eksi 2 eksi 8 yapar. Eksi 8 artı 3'ten eksi 5 gelir. Aradığım bu toplamın eksi 5 bölü 4 yani Beşik olması gerekir arkadaşlar. Karelerimizden bir tanesinin bir kenarını şöyle x santimetre olarak aldığımızı düşünelim. Ekranımızda dikey duran bir tane kısa kenarımız 6 santimetre olarak geliyormuş. Altının x'i üst taraftaysa şu mavi ile gösterdiğim alt tarafa neyin kalacağını söyleyebilirim. 6 eksi x'in kalacağını söyleyebilirim. Yatay baktığımda da x buradan x buradan yatay olarak da 2 x'lik uzunluğa ulaşmış olurum. Benzer mantıkla sol tarafa geldiğimizde yine şurası bize x'i verecektir. Alt tarafa da yine 6 eksi x kalmış olur. Bu sefer yatayda 1, 2, 3 x'lik uzunluğun geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. O zaman içini maviye taradığım Alanlara bakacağım. Bunların toplamını yakalamaya çalışacağım. Bu toplamın en fazla olmasını istiyorum. İkisi de dikdörtgenler olarak gelecektir. Soldakinde e, dikdörtgenimizin kenarlarından biri 3x diğeri 6 x'tir. O zaman alanımız 3x çarpı 6-x gelir. Sağdakinde ise yatay kenarımız 2x dikey kenarımız 6-x gelmiştir. Bunların çarpımı da yine o alanı bize vermiş olur. İşte bu toplamın maksimum olmasını istiyoruz. 6-x parantezini alırsak Buradan 3x, buradan 2x gelir. Toplamları bize 5x'i verir. Yani biz burada 6-x çarpı 5x'in maksimum olmasını istediğimizi söylemiş oluruz. Tabii şöyle söyleyeyim. Bir kere türevden bunu yapabiliriz. Ama dikkat edersek aslında bu e, bize bir parabolü verecektir. Eksi x ile 5x'i çarptığımızda kolları aşağı doğru olan eksi 5x kareli bir parabol gelir. Bunun maksimum olmasını istiyorsak tepe noktasına odaklanmamız gerekir. Tepe noktasının apsisini bulmak için kökler toplamının yarısına bakabiliriz. Kökler burayı sıfır yapan değerlerdir. 6 eksi x'in 0 olması için x'e 6 veririz. 5 x'in 0 olması için de x'e 0 vermiş oluruz. Köklerden biri 6, biri 0 gelmiş olur. Bunların ortasında da 3'ün bulunduğunu söyleyebiliriz. Yani burada kökler toplamının yarısı kaç olarak gelecektir? 3 olarak gelecektir. Demek ki burayı maksimum yapmak için x yerine 3 vermek gerekir. x yerine 3 verdiğimde 6 eksi 3, 3 yapar. 5 kere 3, 15 yapar. 3 kere 15'ten de 45'e ulaşmış olurum. Doğru cevabımın 45 gelmesi gerekir. Ama türevden yapacak olursam şu fonksiyonu önce çarparım. 6 kere 5 xten 30 x gelir. Bir de eksi 5 x kare gelmiş olur. Ben bunun maksimum olmasını istiyorum. Türevi sıfır yapan noktayı ya da noktaları yakalamaya çalışacağım. Bunun x'e göre türevini aldığımda 30 eksi 10 x elde ederim. Bunu sıfır eşitlediğimde de x değerimi 3 olarak bulmuş olurum. Zaten tablo yaparsam şöyle 3 ile eksi 10 x'te x'in katsayısı negatif olduğu için eksi derim. Buraya artı koymuş olurum. Buraya artarız. Bundan sonra azalırız. Maksimum yapacağımız nokta napsisinde 3 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Demek ki bizim şuradaki fonksiyonda x yerine 3 verdiğimizde maksimum değeri yakalayacağımızı anlamış oluruz. Zaten yukarıda bunu söylemiştik. Burada 3 yazarsam 30 çarpı 3 eksi 5 çarpı 3'ün karesi gelir. Bu da 90 eksi 45'ten yine bize 45'i verecektir. Doğru cevabımızın aşıkkı 45 olması gerekir arkadaşlar. Bize verilen bir eğrinin ya da bir doğrunun x 80 ile arasında kalan bölgenin alanını hesaplarken integralden faydalandığımızı biliyoruz. X80'in üstünde kalan alanlar integralde bize pozitif sonuç veriyor. Ama X80'in altında kalan alanlarsa negatif sonuç vermiş oluyor. Burada da bundan faydalanabiliriz. Zaten verilen sarı ve beyaz bölgelere baktığımızda hep X80'in üstünde kaldığımızı yani hep o alanların değerleri üzerinden pozitif sonuçlar üzerinden yorum yapacağımızı ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Tabi burada y eşittir eksi x bölü 3 de bize verilmiş. Zaten bu bir doğru olarak karşımıza çıkıyor. Şurada x yerine eksi 6 yazarak Eksi x bölü 3'te hangi görüntüyü elde ettiğimizi rahatlıkla bulabiliriz. Ben burada x yerine eksi 6 yazarsam, eksi eksi 6 bölü 3'ten artı 2'yi elde etmiş olurum. Yani burada eksi x bölü 3'te eksi 6'nın görüntüsü 2 olarak gelir. Bu da şuradaki nokta nokta ile verilen uzunluğu bize 2 birim olarak verecektir. O zaman şu içini maviye taradığım üçgen alanı rahatlıkla hesaplayabiliriz. Bu bir dik üçgendir. Bu dik üçgenin bir kenarı sıfırdan eksi altıya kadar altı birim gelmiştir. Diğer dik kenarı da iki birim gelmiştir. Taradığımız alanda altı çarpı iki bölü ikiden altı birim kare olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Bunun dışında aynı eksi x bölü üçte dok eksi dokuz yazdığımızı düşünürsek eğer ben burada eksi dokuz yazarsam eksi eksi dokuz bölü üçten bu sefer üç elde ettiğimi görüyorum. Sol taraftaki nokta nokta verilen yerin uzunluğu da üç birim gelecektir. Yine bu burada bir dik üçgen elde etmiş oluruz. Dik kenarlarından biri 3 diğeri 9'dur. O zaman alanı 3 çarpı 9 27 bölü 2 olarak gelmiş olacaktır. Buna da dikkat etmemiz gerekir. Bu alanlarını bulduğumuz 2 tane dik üçgen var. Birazdan bunlardan faydalanmış olacağız. Şimdi 27 bölü 2'yi ve 6'yı unutmayalım. Ben burayı bir temizlemek istiyorum. Şimdi buradaki sarı ve beyaz bölgelerin alanları üzerinden altta verilen integralleri kullanarak yorum yapmaya çalışacağız. Mesela şuradaki sarı bölgenin alanını ben A birim kare olarak alacağım. Alttaki beyaz bölgeye B birim kare yazacağım. Sağ taraftaki beyaz üçgeni zaten az önce 6 birim kare olarak bulmuştuk. Üstteki sarı bölgenin alanına da C birim kare demek istiyorum. 27 bölü 2 olarak hesapladığım dik üçgenimin alanı da aslında bana A artı B artı neyi vermekte? 6'yı vermekte. Yani ben bu toplamında kaç geldiğini biliyorum. 27 bölü 2. 6'yı karşıya atarsam A artı B'mizde 27 bölü 2 eksi 6 gelir. Bu da bize 15 bölü 2'yi verecektir. Yani burada A ile B'nin toplamının 15 bölü 2 geldiğini söyleyebiliriz. Alttaki integrallere baktığımızda öncelikle eksi 9'dan eksi 6'ya kadar fx dx verilmiş. fx yukarıda mavi eğri olarak verilmiş. Eksi 9 ile eksi 6 arasında mavi eğrimiz hep x ekseninin üstünde. İşte eksi 9 eksi 6 arasında mavi eğri ile x ekseni arasında kalan alan aslında bize neyi veriyor? b'yi veriyor. O b de bu integrale o zaman ne olarak gelecektir? Eşit olarak gelecektir. Tamamı x ekseninin üstünde olduğu için. O zaman eksi 9'dan eksi 6'ya fx dx 7 bölü 2 ise bizim b değerimiz de burada kaç gelmiştir? diyebiliriz. 7 bölü 2 gelmiştir diyebiliriz. Şu üst tarafta yerine yazarsak A ile 7 bölü 2'nin toplamı karşı taraftaki kaçı vermelidir bize? 15 bölü 2'yi vermelidir. 7 bölü 2'yi karşıya gönderirsek A değerimiz 15 bölü 2 eksi 7 bölü 2 gelir. Bu da 8 bölü 2'den bize 4'ü verecektir. Yani burada A'yı 4 olarak bulmuş oluruz. A'yı bulduk B'yi bulduk. Bir tek burada C'yi bilmiyoruz şu anda. Altta verilen integrale baktığımızda bir tane daha integralimiz var. Bu sefer eksi 6'dan 0'a fx dx yazılmış. Eksi 6 sıfıra arasında mavi eğrimizle x ekseni arasında kalan alan hep x eksenin üstündeki alan şu kırmızı oklarla taradığım alan aslında bize neyi veriyor hem c'yi hem de 6'yı Demek ki C ile 6'nın toplamı da şu integralin sonucu olan 9'u bize vermelidir. O zaman C artı 6 eşittir 9'u yazabiliriz. Buradan da C değerimiz 9 eksi 6'dan 3 olarak bulunmuş olur. Eksi 6 0 arasındaki o sarı bölgenin alanının 3 birim kare geldiğini bu şekilde belirlemiş olduk. Bizden ne isteniyor? Sarı renk ile boyalı bölgelerin alanları toplamı. Bir tanesi A'ydı bir tanesi C. A'yı zaten az önce bulduk. Kaç bulduk? 4 bulduk. C'yi de şimdi 3 bulduk. İkisinin toplamı istenmiş. O zaman A artı C'miz buradan 4 artı 3 yani 7 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın da B şıkkı 7 olması gerekir arkadaşlar. Burada fonksiyonun y'ye bağlı olarak verildiğini, integralde de y'nin kullanıldığını görüyoruz. Ee, normalde integral sorularında eğri ile x ekseni arasında kalan alanlar üzerinden yorum yaparız. Burada da y'ye bağlı olduğu için fonksiyonumuz eğri ile y ekseni arasında kalan alanlar üzerinden yorum yapacağız. Y ekseninin hep sağ tarafında kalmış eğrimiz. O zaman eğri ile y ekseni arasında kalan alanlar integralimize pozitif katkı sağlayacak. Bunu da söylemiş olalım. Ee, şurada önemli bilgimiz var. Şekildeki turuncu bölgenin alanı yeşil bölgenin alanına eşittir diyor. Üstteki şu turuncu bölgenin alanına o zaman ben mesela B birim kare yazarsam alttaki yeşil bölgenin alanda ne gelecektir? B birim kare olarak gelecektir. Burada bence şunu fark etmemiz gerekir. Örneğin burada 1 ile 7 arasında beyaz bir bölgemiz var. O bölgenin alanına da ben D birim kare demek istiyorum. Şurada D ile B'nin toplamıyla alanı belirlenen bir dikdörtgenin geldiğini görüyoruz. Bu dikdörtgenin bir kenarı şu alt taraftan A birim kare gelmiş sıfırdan A'ya. Diğer kenarı ise birden yediye 6 birim kare gelmiş. O zaman biz burada yeşil bölgedeki B ile o beyazdaki D'nin toplamanın dikdörtgenin alanından 6 çarpı A yani 6 A geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Buna dikkat etmiş olalım. Tabi dedik ya hani eğri ile Y ekseni arasında kalan alan o kırmızı kısım dursun orayı silmeyeceğim. Eğrimizle e, burada Y ekseni arasında kalan alana baktığımızda 1'den 7'ye kadar şunu gösterebiliriz. Ben E'yi şurada maviyle tekrar bir göstermek istiyorum. Şöyle yaptığımızda Eğrimizle y ekseni arasında kalan alanında yine aslında turuncu bölgedeki b ile beyaz bölgedeki neyin toplamı olarak geldiğini görüyoruz. D'nin toplamı olarak geldiğini görüyoruz. Yani aslında biz burada şöyle bir integral yazmış olsak. Hani y'ye göre bakacaktık ya alttaki sınır 1 üstteki sınır 7. 1'den 7'ye fonksiyonumuz g'ye olarak verilmiş. G'ye d'ye yazsak bu aslında bize turuncu bölgedeki b ile beyaz bölgedeki d'nin toplamını verecektir. Yani bizim buraya b artı d yazmamız gerekir. Biz az önce önce B artı D'nin ne olduğunu bulmuştuk. 6A olduğunu bulmuştuk. Yani burada 1'den 7'ye G'ye D'ye aslında bize neyi vermektedir? 6A'yı vermektedir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi alt taraftaki gibi bir şey gördüğümüzde bir integral gördüğümüzde g'nin iç kısmında şurada neyin olmasını isteriz? y'nin olmasını isteriz. Burada dy dediği için. O zaman biz bu tip sorularda değişken değiştirmesi yapıyorduk. Hemen oradaki integrali şöyle değişken değiştirmesiyle düzenleyeceğim. 3c 2'ye ne demiş olacağım mesela? u demiş olacağım. 3c 2'ye u dedim. İki tarafın diferansiyelini aldığımda bir tarafta y'ye göre bir tarafta u'ya göre aldığımda burası bana 3 tane dy'yi diğer tarafta bir tane du'yu vermiş olur. Ben burada y'lerimi u yapmak istediğim için dy'yi yalnız bırakacağım. Her tarafı 3 ile üçle oranlayacağım. 3'ler gidince dy değerimin ne geldiğini görüyorum. du çarpı 1 bölü 3 geldiğini görmüş oluyorum. Burada tabii sınırları da değiştirmemiz gerekir. Şimdi burası y'ye bağlıydı. 3y 2 üzerinden yorum yapınca üst sınıra baktığımızda 3 çarpı 3 eksi 2'den burası 7'ye dönüşmüş olur. Alt tarafta da y yerine 1 yazarsam 3 çarpı 1 eksi 2'den burası da bana neyi verecektir? 1'i verecektir. O zaman bana şurada verilen integrale baktığımda değişken değiştirmesi yaptığımda üst taraf 7 olur. Alt taraf sınır olarak 1 olacaktır. g 3y 2 neye dönüşmüştür? G u'ya dönüşmüştür. Çünkü 3y eksi u demiştim. Çarpı dy yerine de du çarpı 1 bölü 3 yazabilirim. O 1 bölü 3'ü şöyle dışarı yazarsam buraya da du yazarsam integralimi düzenlemiş olurum. İşte bunun kaça eşit olduğunu biliyorum ben. 3'e eşit olduğunu biliyorum. Şimdi ben sınırları da değiştirdikten sonra artık u gördüğüm yere tekrar ne yazabilirim? y yazabilirim. Şimdi u gördüğüm yere y yazarsam burası 1 bölü 3 çarpı 1'den 7'ye g'ye dy'ye dönüşür. Kars da 3 olarak gelecektir. E şimdi 1 bölü 3 burada kalmasın. O 1 bölü 3'ten kurtulmak için her tarafı şöyle 3 ile genişletirsem şu 3'ler gider. Elimde ne kalmış olur? 1'den 7'ye G'ye D'ye kalır. Bu da 3 kere 3'ten kaça eşit olacaktır? 9'a eşit olacaktır. E ben üst tarafta 1'den 7'ye G'ye D'ye'yi 6A olarak bulmuştum. Alt tarafta da 1'den 7'ye G'ye D'ye'yi 9 olarak buldum. Bu durumda 6 tane A'nın 9'a eşit olması gerekir. Her tarafı 6 ile oranladığımızda A değerimizde 9 bölü 6 gelecektir. 9 bölü 6'yı sadeleştir. 3 bölü 2 yapar. 3 bölü 2 de 1.5'a eşittir. Yani aradığımız A değerinin B şıkkı 1.5 gelmesi gerekir arkadaşlar. Sorunun çözümü için verilen bilgiler yeterli mi? Yeterli değilse 1, 2, 3, 4'ten hangilerini bilmemiz gerekir? Bunu yakalamaya çalışacağız. E, F türevin grafiği verilmiş. F7 eksi F eksi 2'ye ulaşmak istiyoruz. İntegral sorusu var. F türevden F'e geçmek için F türevi integre etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Hemen şuraya integral işaretimi yazıp F türev x dx diyorum. Aslında bu bize Fx artı c'yi verecektir ama. Hani biz F7 eksi F eksi 2'yi arıyoruz ya. Buna ulaşmak için bunu belirsiz değil de belirli integral olarak alsak yani buraya eksi 2 buraya 7 yazsak zaten biz bunu hesapladığımızda fx'i elde ederiz sınırlarımız da eksi 2'den 7'ye gelir. Bu da bize neyi verecektir aslında f7 eksi f eksi 2 verecektir. Demek ki biz aslında f7 eksi f eksi 2'yi solda yazdığımız şu integrale ne yapabiliyoruz? elde edebiliyoruz. O zaman biz burada buna odaklanalım. Yani biz eksi 2'den 7'ye f türev x -dx dx'i bize verilenlerle yakalayabiliyor muyuz? Buna bakalım. Şimdi bize bir eğri verildiğinde aslında eğrinin x ekseniyle sınırladığı alanlar kullanılarak integral hesabı yapılabilir. Tabi burada f türev x'in grafiğine baktığımızda 1'e kadar doğrusal bir fonksiyon sonra sabit bir fonksiyon görüyoruz. Yani biz burada f türev x'i yazıp hani doğrunun denklemini sabit fonksiyonu yazıp onları integre ederek ilerleyebiliriz. Ama bence grafik üzerinden de yorum yapabiliriz. Mesela biz burada eksi 2'den 7'ye f türev sınırladığı alanları yakalayabilirsek zaten bu integrali ne yapmış oluyoruz? Hesaplamış oluyoruz. Hemen ben şurada 7'yi işaretlemek istiyorum. Şöyle geldim buraya kaç dedim? 7 dedim. Şuradan da eksi 2'yi işaretleyeceğim. Şöyle geldim buraya da eksi 2 demek istiyorum. Şimdi bunlar üzerinden yorum yapmaya çalışacağım. E, baktığım zaman zaten doğrunun o orijinden geçtiğini bir de 1,2 noktasından geçtiğini biliyorum. Yani doğrunun denklemini yazabilirim. Doğrunun denklemini yazmadan orada doğrunun x 80 ile oluşturduğu açının tanjantını yakalayarak da ben ne yapabilirim? İlerleyebilirim. Yani ben şuradaki açıya eğer alfa dersem tanjant alfa yardımıyla buradaki uzunluklarımı bulabiliyorum. E zaten üstteki tarafta alfa'nın karşısına 2 gelmiş, komşusuna 1 gelmiş. Yani bizim tanjant alfamız kaç geliyor burada? 2/1'den bölü 1'den 2 gelmiş oluyor. Alt tarafa da ben alfa'yı taşıdığımda burada da bir dik üçgen var. Aynı tanjant burada da geçerli. Komşu uzunluk 0'dan eksi 2'ye 2 birim gelmiş. O zaman karşı uzunluk 4 gelmeli ki 4 bölü 2'den tanjantımız yine 2 olarak gelmiş olsun. ve Bunları yakaladıktan sonra hem üstte grafiğimle sınırlı olan alanı hem de x ekseninin alt tarafında grafiğimle sınırlı olan alanı ne yapabilirim ben? Kullanabilirim. x80'in üstünde kalan alanlar integralime pozitif katkı altında kalan alanlarsa integralime negatif katkı yapıyordu. Alttaki alanı hesaplayalım. Şöyle mora taramak istiyorum. Bir dik üçgen geldiğini görüyorum. Bir kenarı 4 diğer kenarı 2. O zaman bu mor alanı hesaplasak 4 çarpı 2 bölü 2'den kaç gelecektir? 4 gelecektir. İntegrale bu eksi 4 olarak katkı yapar. X eksenin altında kaldığı için. Üst tarafa geçtiğimizde ise aslında bir e, üçgenle bir dikdörtgenin toplam alanını bulabiliriz. Ya da yamuk alanı da bulabiliriz. Bence üçgeni kullanalım. Daha, ya da daha doğrusu yamuğu kullanalım. Mesela şu yamuğumuzda alt tabanımız 0'dan 7'ye 7 birim gelmiş. Üst tarafta 1'den 7'ye kaç birim gelecektir? 6 birim. E şurada yükseklikte 2 birim. O zaman üst tarafı da şöyle yeşille tararsam hem üçgenin alanı hem şuradaki dikdörtgenin alanı toplamda bana bir yamuğu veriyor. Alt taban 7, üst taban 6, 7 artı 6 diyeceğiz. Çarpı yüksekliğimiz 2 bölü 2 dediğimizde ikiler gider. Buradan da 13 birim karelik alana ulaştığımızı görüyoruz. X eksenin üstünde olduğumuz için integralimize bu da pozitif katkı yapacaktır. O zaman bizden istenen eksi 2'den 7'ye kadar olan integral eksi 2'den 0'a alt tarafta olduğumuz için ve alan 4 geldiği için eksi 4 artı 0'dan 7 diye üst tarafta olduğumuz için alanda 13 geldiği için artı 13 ile hesaplanır. Bu da bize kaçı verecektir? 9'u verecektir. Yani burada aradığımız bir integral. Dolayısıyla f7 eksi f eksi 2 9 olarak bulunmuştur. Doğru cevabımız da a şıkkı gelmiştir bize verilen soruda. O zaman biz burada ekstra bir bilgiye ihtiyacımızın olmadığını anlıyoruz. Ve sağ taraftakilere bakarsak en üstte demiş ki soruda bir hata yoktur. Yani verilen bilgiler yeterlidir demiş. Bu bizim aradığımızdır. Biz verilenlerle sonuca ulaştığımızı görüyoruz. Ve cevabımızı a şıkkı yalnız bir olarak işaretliyoruz arkadaşlar 2 virgül n noktası hem y eşittir 2x eksi 2 doğrusu üzerinde hem de y eşittir fx fonksiyonu üzerinde olan bir noktaymış. Yani ikisinde de x yerine 2 verdiğimizde y'yi n bulmamız gerekir. Öncelikle şu doğru da bunu bir yapalım. y yerine n yazıyorum. x yerine 2 yazıyorum. Bu bana n'yi 2 çarpı 2 eksi 2'den 4 eksi 2 yani 2 olarak verecektir. Buradaki n 2 olarak gelmiştir. O zaman a noktamız 2 virgül 2 noktasıdır. Bu y eşittir fx'in de üzerinde olduğu için eee y eşittir fx'te x'e 2 verdiğimizde y'miz de 2 gelmelidir. Bu da f2'yi bize 2 olarak vermiş olur. Bu bir kenarda beklesin. E, alttaki eşitliğe bir bakalım. Diyor ki her x gerçek sayısı için fx büyük 0 olan y eşittir fx fonksiyonunda bu eşitlik verilmiştir. Buna göre f1 kaçtır? Şimdi y eşittir fx dediğimiz için y üssü dediğimizde aslında türev almış oluruz. fx'in x'e göre türevinden f türev x'i elde ederiz. Yani şurada y üssü gördüğümüz yere neyi yazabiliriz? f türev x'i yazabiliriz. Çarpı yanına da y gelmiş yine fx gelmiş. Eksi x artı 4 de bizi ee kaça götürmüş? 0'a götürmüş. Aslında burada e, farklı yollardan gidebiliriz ama şu da gidebileceğimiz yollardan biridir. Eksi x artı 4'ü karşıya attığımızda f türev x çarpı fx'i de fx çarpı f türev x olarak yazarsak bu çarpım bize x eksi 4'ü vermiş olur. Şuradaki f türev x, f x'in x'e göre türevi olduğu için burada bir türev alma işlemi yapılmıştır. Biz burada integrasyonla f x'e geçebiliriz diye düşünüyorum. O zaman e, buradaki eşitlikten integral f x çarpı f türev x dx eşittir. integral x eksi 4 dx'e ne yapmış olalım? Geçiş yapmış olalım. Şimdi buraları dikkatlice düzenleyeceğim. Zaten sağ tarafta bir sıkıntı yok. x eksi 4'ü x'e göre integral ettiğimizde x kare bölü 2 eksi 4 x artı c'nin geldiğini söyleyebiliriz. Sol tarafta değişken değiştirmesi yapacağım. fx'i u olarak almak istiyorum. fx'e u dersem f türev x dx de du olarak gelecektir. Yani burası da du gelmiş olur. İntegral u du da bize u kare bölü 2 artı c'yi verir. C'yi karşıda kullandığımız için buraya D yazmış olalım. E, U dediğimizde fx olduğu için burası aslında fx'in karesi bölü 2 artı D olarak gelmiştir. Bu da x kare bölü 2 eksi 4x artı C'ye. Eşit olarak gelmiş olur. Biraz düzenleyeceğim. D'yi karşıya gönderdiğimi düşünürsem bu D buradan gitsin. C'nin yanına eksi D olarak gelsin. C'de D'de sabit olduğu için ben bu farkı E sabit olarak almak istiyorum. O zaman elimde şu kalır. fx'in karesi bölü 2 eşittir. x kare bölü 2 eksi 4x artı E kalmış olur. E, fx'i yalnız bırakmak için... Her tarafı 2 ile ne yapabilirim? Çarpabilirim. Her tarafı 2 ile çarptığımda fx'in karesi eşittir. x kare bölü 2'yi 2 ile çarptım x kare gelir. Eksi 4x çarpı 2'den eksi 8x gelmiş olur. Bir de bunların yanına 2e gelecektir. Yine e'yi bilmediğimiz için herhangi bir sabit olduğu için onu a olarak da alabiliriz. Ben buraya ne yazmak istiyorum o zaman? 2e'nin yerine a'yı yazmak istiyorum. Şimdi ben buradan a'yı nasıl bulacağım? f2'nin 2 olduğunu en başta bulmuştum. Bundan faydalanarak bulacağım işte. Hemen burada x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Bu bana f2'nin neyini verecektir? Karesini. F2 2 olduğu için 2'nin karesinden burası 4 yapar. 4 eşittir. X yerine 2 yazdım. 2'nin karesi 4. Eksi 8 çarpı 2'den eksi 16 gelir. Bir de artı A demiş oluruz. Burada 4'ler birbirini götürür. Eksi 16'yı karşıya attığımızda da A'mız 16 olarak gelecektir. Yani şuradaki A'nın yerine 16 yazabileceğimizi görüyoruz. Şimdi F1'i bulmamız gerekiyor. Hemen F1'i bulmak için şurada X gördüğüm yere 1 yazacağım. Bu bana F1'in karesini verecektir. 1'in karesinden 1, eksi 8 kere 1'den eksi 8 artı bir de 16 gelmiş olur. 16 bir daha 17 yapar. 17 eksi 8 bize 9'u verecektir. O zaman F1'in karesinin 9 olması gerekir. Bu durumda F1 3 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Ama biz Fx'in her x için sıfırdan büyük olduğunu bildiğimiz için eksi 3'ü alamayız. Yani F1'imizi 3 almamız gerekir ki karesini aldığımızda 9 gelmiş olsun. O zaman aradığımız F1 değeri 3'tür. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Elimizde 1'den 6'ya kadar olan rakamlarımız var. 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i ve 6'yı yazıyorum. Bunlardan 4 tanesini seçeceğiz. O 4 taneyi de buradaki 4 tane karenin içine yerleştireceğiz. Ee, normalde 4 tane seçtik. O 4'lü buraya 4 faktörelden 24 farklı şekilde yerleşir. Ama biz şu yeşil karede sağ alttakinde seçtiğimiz 4 sayıdan en büyük olanın bulunmasını istiyoruz. Bunu kaç farklı şekilde yapabiliriz? Bunu yakalamaya çalışacağız. Bir örnekle başlayalım. Mesela biz buradan 1'i, 3'ü, 5'i ve 6'yı seçtiğimizi düşünelim. Bu durumda yeşil karenin içine bizim 6'yı yazmamız gerekir. Yeşil karenin içine 6'yı yazdık sonra 1 3 5 diğer 3 tane gri kare istediği gibi yazılabilir. 1 3 5 kendi içinde 3 faktöriyel yer değiştireceği için bu bize 6 farklı durumu verecektir. Başka bir örnek daha verelim. Mesela biz burada 1, 2, 4, 5'i seçtiğimizi düşünelim. Bu durumda da 5 en büyük olduğu için bu seçilenlerin içinde yeşil kareye 5 gelir. Kalan 1, 2, 4'te kalan 3 tane gri kareye yine 3 faktöriyelden 6 farklı şekilde dizilebilir. Yani bu yaptığımız seçim 1, 2, 4, 5 seçimi de bize 3 faktöriyelden 6 farklı durum vermiştir. Demek ki yaptığımız her dörtlü seçim için biz 3 faktöriyelden 6 farklı e, dizile burada ne yapabiliyoruz? Yakalayabiliyoruz. O zaman 6 tane elemanımız var. Öncelikle bunun içinden 4 tane seçeceğiz. Yani 6'nın 4'lü kombinasyonunu hesaplıyoruz. 6'nın 4'lü kombinasyonu 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyeldir. Seçtiğimiz bu 4'lünün içinden de her 4'lü için 3 faktöriyel farklı dizilim gelir demiştik. Onu da bu seçim ile ne yapmış oluyoruz? Çarpmış oluyoruz. İşte bu da bize aradığımız sonucu verecektir. Hemen hesaplayalım. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel diye yazdım. 2 faktöriyel 2 geldi 4 faktöriyel duruyor. 3 faktörelde 6 olarak almak istiyorum. 4 faktöreller gider. 6 kere 5 30. 30 bölü 2'den 15 gelir. 15 ile 6'yı çarptığımızda da 90 farklı şekilde bizden istenen durumu elde edebileceğimizi görmüş oluruz. Doğru cevabımız da C şıkkı olarak işaretleriz arkadaşlar. Tokken oluşturmak için en azından 3 noktaya ihtiyacımızın olduğu söylenmiş. Zaten 3 noktayla oluşturduğumuz çokken de üçgen olarak gelecektir. 4 noktayla oluşturursak dörtgen daha sonra beşgen altıgen diye gideriz. Elimizde zaten herhangi üçü doğrusal olmayan 6 nokta olduğu için biz burada en fazla altıgen oluşturabileceğimizi söyleyebiliriz. Bu altı noktadan herhangi üçünü seçtiğimizde e, her seferinde farklı bir üçgen oluşturmuş oluruz. O zaman altının üçlü seçimleri altının üçlü alt kümeleri ya da altının üçlü kombinasyonları bu altın noktayla oluşturabileceğimiz üçgen sayısını bize verecektir. Hemen altının üçlü kombinasyonunu şöyle yazıyorum. Artı dedim. Aynı mantıkla yapacağımız dörtlü seçimlerde bize farklı dörtgenleri verir. Buraya altının dörtlüsü yazmamız gerekir. Artı altının beşlisi oluşturabileceğimiz farklı beşgenlerin adedini verir. Altının altılısı da oluşturabileceğimiz altıgenlerin sayısını bize verecektir. Bu toplam bize tüm durumu verir. Biz dörtgenleri istediğimiz için alttaki altının dörtlüsünü Yukarıya yazmamız gerekir. İşte bu oranlamayı yaptığımızda aradığımız olasılığı da elde etmiş oluruz. Zaten altının altısı dediğimizde. 6 elemanlı bir kümenin 6 elemanlı alt kümelerini bulmaktan bahsetmiş oluruz. Bu da bize bir durumu verecektir. O 6 elemanı, o 6 noktayı seçtiğimizde oluşturduğumuz altıgen o aradığımız bir altıgen olarak gelmiş olur. 6'nın 5'li kombinasyonu diyoruz burada. 6'nın 5'li kombinasyonu 6'nın 1'li kombinasyonu eşittir. O da 6 bölü 1'den 6 olarak gelecektir. 6'nın 4'lü kombinasyonu 6-4 2 olduğu için 6'nın 2'li kombinasyonu eşittir. O da 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15 olarak gelmiş olur. 6'nın 3'lü yani 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerini alıyoruz. Aynı mantık 6'nın 3'lü kombinasyonu 6, 5, 4 bölü 3, 2, 1 ile hesaplanır. 3, 2, 1, 6 yapar 6'lar giderse 5 kere 4'ten 20'yi elde etmiş oluruz. O zaman tüm durumlarımız 20, 15, 6 ve 1'in toplamıyla bulunur. Bu da bize 42'yi verecektir. 6'nın 4'lüsünü az önce 6'nın ikilisine eşit ve 15 olarak bulmuştuk. İstediğimiz durumlar 15'tir. 15 bölü 42 aradığımız olasılığı bize verir. 3 sadeleştirirsek 5 bölü 14'e ulaşırız. Doğru cevabımızın da D şıkkı gelmesi gerekir. Burada bize M'nin bulunduğu aralık verilmiş ama 6M üzerinden yorum yapmak istiyoruz biz. O zaman M'den 6M'ye geçiş yapmamız gerekir. 6M'yi alfa gibi düşünelim. M'den 6M'ye yani alfaya bir geçiş yapalım. 6M yerine alfa yazarsam burası bana sinüs alfayı verir. Alt taraf bana kosinüs alfayı verecektir. En alttan da tanjant alfaya ulaşacağımı ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Hemen M'nin aralığını şuraya yazacağım. 5 pi bölü 24 küçüktür. M küçüktür. Pi bölü 4 dedim. Benim 6M'ye ihtiyacım var. Her tarafı 6 ile genişlettiğimde 6 kere 5'ten 30 yani 30 pi bölü 24'ü ne yapmış oluruz burada elde etmiş oluruz. Küçüktür buraya 6 miye gelir. Burası da 6 çarpı pi bölü 4'ten bize 6 pi bölü 4'ü vermiş olacaktır. Bundan sonra sadeleştirme yapalım. 30 ve 24'ü 6 ile sadeleştirirsek sol taraf bize 5 pi bölü 4'ü verir. Buraya 6 m yazıyoruz. 6 ve 4'ü sadeleştirdiğimizde de burada 3 pi bölü 2 elde etmiş oluruz. Radyandan dereceye geçelim. Daha rahat yorum yaparız. Pi'yi 180 derece gibi düşünürsek 180 bölü 4 45. 45 kere 5'ten burası bize 225 dereceyi verir. 6 m'yi alfa gibi alalım. 3 pi bölü 2 de bizi zaten 270 dereceye götürecektir. 4. bölgede 225 dereceyle pardon 3. bölgede 225 dereceyle 270 derece arasında olduğumuzu biliyoruz. Üçüncü bölgede tanjantımız, kotanjantımız pozitifti. Sinüs ve kosinüs negatifti. Şunları eksi eksiyle gösteriyorum. Tanjant burada pozitif geliyor. Belli ki pozitif olan diğer iki negatiften büyük gelecektir. Buradaki en büyük değer z olarak gelmiştir. Bizim x ve y'yi karşılaştırmamız gerekir. Hemen şöyle yapalım. 225 derecedeki sinüs ve kosinüs değerlerine bir bakalım. Biz sinüs 225 derecenin eksi 1 bölü kök 2 olduğunu biliyoruz. Benzer mantıkla kosinüs 225 derecede eksi 1 bölü kök 2'dir. Ama 270'e gel, gelirken 225 dereceden 270 dereceye sinüs küçülür ve sinüs 270 derece bize kaçı vermiş olur? Eksi 1'i. Kosinüs ise büyür ve eksi 1 bölü kök 2'den sıfıra doğru gider. Kosinüs 270 derecemizde burada sıfır olarak gelecektir. Şimdi 225 derecede bunların değerleri birbirine eşit ama daha sonra sinüs küçülerek eksi 1'e Kosinüs de büyüyerek sıfıra gel gittiği için 225 ile 270 arasındaki bir açıda e, kosinüs değeri sinüs değerinden ne de gelecektir? Büyük gelecektir. Dolayısıyla biz burada kosinüs alfanın neyden büyük olduğunu söyleyebiliriz? Sinüs alfadan. Zaten en büyük tanjant alfaydı. Şuraya tanjant alfayı yazıyorum. Demek ki bundan sonra kosinüs alfa geldi. En küçük de sinüs alfa olarak gelecektir. Tanjant alfa z z'yi yazdık. Kosinüs alfamız Y'di, y y'yi yazdık. En küçük de burada sinüs alfa yani x olarak gelmiştir. Doğru sıralama x küçüktür y küçüktür z olmalıdır. Bu da bize d şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Daha rahat işlem yapmak adına biz burada sinüs x'i s ile gösterelim. Kosinüs x'i de c ile göstermiş olalım. Tanjant sinüs bölü kosinüs olduğu için onu s bölü c olarak yazarız. Kotanjant da kosinüs bölü sinüs olduğu için onu da c bölü s olarak alabiliriz. Aynı zamanda burada 1 eksi kotanjant x var. Kotanjant x'i c bölü s olarak yazdığımda payda eşitlersem s eksi c bölü s'ye ulaşırım. 1 eksi tanjant x de 1 eksi s bölü c yazarsam bu da bana c eksi s bölü c'yi verecektir. Bunları şimdi yerine yazacağım. Sinüs x'in yerine s yazdım. Çarpı parantez içindeki 1 eksi kotanjant x'in yerine s eksi c bölü s geldi. Bölü diyorum. Alt tarafta kosinüs x'i c olarak aldım. 1 eksi tanjant x ise c eksi s bölü c olarak gelecektir. Burada s'ler c'ler birbirini götürdüğünde elimizde s eksi c bölü c eksi s kalır. Pay ve payda birbirinin eksilisi olduğu için bunları sadeleştirdiğimizde eksi 1 elde etmiş oluruz. İşte şuranın tamamından biz ne elde etmiş olduk? Eksi 1 elde etmiş olduk. Bu eksi 1'i karşıya gönderirsem aslında sinüs 2x değerim ne olarak gelecektir? 1 olarak gelecektir. Hangi açının sinüsü 1'dir diye düşündüğümüzde aklımıza ne gelmiş olur? Pi bölü 2 gelmiş olur. Hani böyle bir denklemi çözerken şöyle deriz. Buradaki 2x'imiz pi bölü 2 olabilir. Ama pi bölü 2'nin üstüne eklediğimiz her 2 k pi'miz de olabilir deriz. Normal denklem çözümümüzde bu şekilde yaparız. Bizim burada x'e ihtiyacımız olduğu için her tarafı 2'ye böldüğümüzde x değerimiz pi bölü 2 bölü 2'den pi bölü 4 artı 2 k pi bölü 2'den k pi olarak gelmiş olur. K'ya 0 verirsek x değerimiz burada pi bölü 4 olarak gelecektir. K'ya 1 verdiğimizde x değerimiz pi bölü 4 artı pi'den 5 pi bölü 4 gelir. Bu şekilde x değerlerimizi arttırabiliriz. Ama burada şıklarda pi bölü 4 olduğu için doğru cevabımız D şıkkı pi bölü 4 olarak işaretlememiz gerekir. Buradaki yay uzunluklarımız radyan cinsinden verilmiş ama zaten elimizde birim çember var. Şıklarda da derece cinsinden sonuç istendiği için bence o radyanları ne yapabiliriz? E, dereceye çevirebiliriz. Pi gördüğümüz yere 180 derece yazarsak 32 çarpı 180 derece bölü 45'in geldiğini görürüz. 180 bölü 45 4 yapar. 4 kere 32'den biz burada 128 derece elde ederiz. Alt tarafa baktığımızda da zaten üsttekinin yarısı var. 32 yerine 16 gelmiş. O zaman o da bize neyi verecektir? 64 dereceyi verecektir. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Şöyle ilerleyebiliriz. AB üzerinden yorum yapalım. Benzer mantık zaten CDD'de gelecektir. Ben merkezden şöyle bir A'ya birleştirmek istiyorum. Bir de merkezden şu şekilde B'ye birleştirmek istiyorum. Bunlar yarı çap ikisi de birer birim gelmiş olur. Ben burada ikiz kenar bir üçgen elde ederim. Tepe açımız o noktasının bulunduğu yerdeki açıdır. Oradan e, tabana yani kirişimize dik çektiğimizde hem açı ortayı hem kenar ortayı çekmiş oluruz. Ben o, o dik uzunluğu yaya kadar şöyle uzatmak istiyorum. Şurası 90 derece geldiği için zaten şu iki parça birbirine ne gelmiş olacaktır? Eşit gelmiş olacaktır. E, AB 128 derecelik bir yaydı. Biz bunu çektiğimizde dediğim gibi hem yükseklik hem kenar ortay hem açı ortay gelir. Yani üstteki şu iki açı birbirine ne olarak gelecektir aslında? Eşit olarak gelecektir. O zaman 128 bölü 2'den bunların her biri kaçar derece gelmiş olur aslında? 64'er derece gelmiş olur. O zaman orada elde ettiğimiz iki tane e, minik dik üçgen var. Bir tanesinin içini şöyle maviyle göstermek istiyorum. O üçgeni ben buraya bir taşıyacağım. Şöyle bir dik üçgen elimizde olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi bu dik üçgende burası kaç derece? 90 derece. Burası kaç derece gelmiş? 64 derece. Burası da 1 gelmiş. Karşıdaki uzunluk bizim için önemli. Şu uzunluğa ben M demek istiyorum. Aynı uzunluk buradan da M olarak gelecektir. Buraya M'yi yazıyorum. E, karşı bölü hipotenüs dediğimizde M bölü 1. Karşı bölü hipotenüsten bize sinüsü. Yani burada sinüs 64 dereceyi verecek. Yani buradaki m uzunluğunun aslında sinüs 64 derece geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. 2 tane m'miz olduğu için AB kirişimizin uzunluğu ne gelmiş olur o zaman? 2 tane sinüs 64 derece gelmiş olur. Benzer mantığı alt tarafta CD'ye uyguladığımızda buradaki açımızda biz toplamda 64 derece bulmuştuk ve merkezden birleştirdiğimizde 64'ü 2 eş parça ayırdığımızda 32'yi 32 ayırmış oluruz. O zaman CD'mizin uzunluğu da 2 tane sinüs 32 derece olarak ne yapmış olacaktır? gelmiş olacaktır. Şimdi biz bunları şöyle oranlayacağız ve sonucu bulmaya çalışacağız. Zaten burada ikiler gider. Elimizde sinüs 64 derece bölü sinüs 32 derece kalır. Ee, yarım açı uygularsak sinüs 60 derece, 64 dereceyi. sinüs 64 dereceyi 2 tane sinüs 32 derece çarpı kosinüs 32 derece olarak yazabiliriz. Paydamızda zaten sinüs 32 derecemiz var. Sinüs 32 dereceler birbirini götürürse elimizde iki tane kosinüs 32 derece kalacaktır. Yani aradığımız cevabın iki tane kosinüs 32 derece gelmesi gerekir. Şıklarda bu yok ama birbirinin 90 derece tamamlayan açıların sinüsleri ve kosinüsleri birbirine eşitti. Yani burada kosinüs 32 derecenin 90 eksi 32'den sinüs 58 derece eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani burası 2 çarpı sinüs 58 derece olarak da ne yapılabilir yazılabilir. Bu da bize D şıkkında verilmiştir. Doğru cevabımızın D olması gerekir arkadaşlar. Y ekseni üzerinde dik kesişen iki tane doğruyu resmetmeye çalışalım. Şu bizim y eksenimiz olarak gelsin. Şurası da bizim x eksenimiz olarak gelmiş olsun. Doğrularımızdan bir tanesini şu şekilde çizmek istiyorum. Y eksenini kestiği noktadan geçen bir başka doğruyu da çizeceğim. Ee, i̇şte iki doğrumu bu şekilde elde etmiş oldum. Bunlar y ekseni üzerinde birbiriyle dik kesişmiş. 90 dereceyi buraya yerleştiriyorum. Bu noktanın koordinatları 0,12 olarak bize verilmiş. Ee, orijini yani şu o noktasında 0,0 olarak aldığımızda buradaki AO uzunluğu 12 birim olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Şurada hemen AO'nun kaç olduğunu yazmış olalım. 12 olduğunu yazmış olalım. Doğrularımızdan bir tanesi x eksenini B noktasında kessin. Diğeri de x eksenini C noktasında kesmiş olsun. İşte şu B noktasından orijine kadar olan parçanın uzunluğunu ben küçük B ile gösterirsem. C noktasından orijine kadar olan parçanın uzunluğunu küçük C ile gösterirsem. Bu B ile C'nin toplamının 25 olduğu bana verilmiş. Hemen B artı C'yi buraya 25 olarak yazmak istiyorum. Aslında aslında B artı C 25 olarak bulmak önemli. Biz burada ABC dik üçgenini elde ettik. Orijinde de 90 derecemiz olduğu için buradaki 12 birimlik uzunluk aslında bu dik üçgende hipotenüse inen yüksekliktir. Yani biz bu alan ABC'yi hesaplayabiliriz. Alan ABC'yi hesaplamak istediğimizde tabanımız B artı C'den 25 gelir. Yüksekliğimiz AO'dan 12 gelir. Çarpı 2'ye böldüğümüzde alanımızın 150 birim kare geldiğini Ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Demek ki burada alan ABC 150 olarak gelecektir. Bunun dışında doğruların eksenleriyle aralarındaki kalan bölgeyi, bölgeden alanları M ve N birim karedir demiş. Şimdi şu x eksenini B'de kesen doğruya baktığımızda onunla eksenler arasında kalan bölge aslında içini şu maviye taradığım dik üçgeni bize vermekte. Biz bunun alanı rahatlıkla hesaplayabiliriz. Bu alan ne olarak gelecektir? 12 çarpı B bölü 2 olarak gelecektir. Buradan da 6B'lik alanı elde etmiş oluruz. Bu 6B'nin M'ye eşit olduğu söylenmiş. Hemen m eşittir. 6B demek istiyorum. Benzer mantıkta diğer doğrunun eksenlerle sınırladığı bölgede içini mora taradığım üçgen olarak gelecektir. Bu üçgende de bir dik kenar C birim diğeri 12 birim gelmiştir. Bunun alanı da 12 çarpı C bölü 2'den 6C olarak bulunmuş olur. 6C'nin de N'ye eşit olduğu söylenmiş. Inmiş. Hemen n eşittir 6c demek istiyorum. Şimdi mutlak değer içinde m eksi n'yi yakalamaya çalışacağız. Şöyle bulabiliriz bence. Hani abc üçgeni bir dik üçgende. Dik üçgende dik açıdan hipotenüsü dik çektiğimizde hani dikten dik inmiş oluyoruz. Ökliti kullanabiliriz. Bu da 12'nin karesini b ile c'nin çarpımı olarak bize verecektir. Yani 144 eşittir b çarpı c gelmiştir diyebiliriz. Biz b ile c'nin toplamının 25 olduğunu bildiğimiz için mesela buradan c'yi çekersek c yerine 25 eksi b yazılabilir. Hemen burada yazdığımızı düşünelim. 144 eşittir. B çarpı ne gelmiş olur? 25 eksi B'ye gelmiş olur. E, düzenlediğimizde e, 144 eşittir. 25 B eksi B kareyi elde ederiz. Hepsini aynı tarafa toplarsak B'nin karesi eksi 25 B artı 144 eşittir. Sıfırın geldiğini görüyoruz. Burada da sanırım B eksi 16 çarpı B eksi 9 da burayı çarpanları ayırabiliriz. E, B eksi 9 çarpı B-16 dedik 0 eşit dediğimizde burayı 0 yapan B değerlerinden biri 9 olarak gelecektir. Diğeri ise 16 olarak gelmiş olur. Zaten bizim C'miz 25-B'ye eksi eşit olduğu için B'yi 9 aldığımızda C'miz 25-9'dan 16 gelir. B'yi 16 alırsak C'miz 25-16'dan 9 olarak gelecektir. Biz M-N eksi farkının mutlak değerini bulmaya çalışıyorduk. M yerine 6 B, N yerine 6C yazacağız. Yani mutlak değer içinde aslında 6B-6C'yi aradığımızı söyleyebiliriz. Bu da 6 çarpı mutlak değer içinde B eksi C'yi bize verecektir. Şimdi şurada B eksi C 9 eksi 16'dan eksi 7 gelir. Burada ise B eksi C'miz 16 eksi 9'dan 7 olarak gelecektir. Mutlak değer içinden eksi 7 de 7 de 7 olarak çıkar. O zaman cevabımız 6 kere 7'den 42 olarak gelmelidir. Doğru cevabımız burada B şıkkı olmuştur arkadaşlar. Her bir kenar için 3 tane kullanılacak şekilde ikiz kenar yamuklarımız düzgün altıgenimizin kenarlarına yerleştirilmiş. E, düzgün altıgende bir iç açının 120 derece geldiğini biliyoruz. Mesela şuraya biz A köşesi dersek buradaki açı da 120 derece olmalı. Birbiri ile eş olan e, ikiz kenar yamuklar kullanıldığı için bunlara şu taban açıları da birbirine eş gelecektir. O zaman 120 bölü 2'den buradaki açıların her birinin kaçar derece olması gerekir? 60'ar derece olması gerekir. Demek ki bizim buradaki o minik ikizkenar ikiz kenar yamuklarımızda şu taban açılarımız kaçar derece geliyormuş? 60'ar derece geliyormuş. Hemen onu resmetmek istiyorum. Şurayı şöyle birleştirdiğimizi düşünelim. Şuradaki açılar ımız kaçar derece geldi? 60'ar derece geldi. Bunları bu şekilde yazalım. İşte bu ikiz kenar yamuklardan bir tanesindeki orta taban uzunluğu bize soruluyor. Orta tabanı hemen şu şekilde çizmek istiyorum. Şurayı şöyle birleştirmiş olalım. E, şunların her biri birbirine paralel gelecektir. Orta taban olduğu için bu uzunluklar birbirine eşit gelir. Şimdi şu kenar uzunluğumuza x birim desek, şuradaki kenar uzunluğumuza y birim desek, orta tabanımız da x artı y bölü 2 ile ne yapılmış oluyordu? Hesaplanmış oluyordu. Biz bunu yakalamaya çalışacağız. Mesela bir kenar üzerinden yorumladığımızda benim y dediğim uzunluk ve işte buraya y olarak gelmiş. Hemen yanına x geliyor. Devamında yine y geliyor. İç tarafa baktığımızda ise buraya x'in, buraya y'nin, buraya x'in geldiği ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Bunlar üzerinden yorumlamaya çalışacağız. tabi büyük şeklimiz bir düzgün altıgen. İç kısmında da ikiz kenar yamuklar kullanıldığı için içerideki beyaz şeklinde yine bir düzgün altıgen geleceğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Düzgün altıgenlerde şu karşılıklı köşegenleri birleştirdiğimizde düzgün altı altıgenimiz birbirine eş 6 tane alana ayrılmış oluyordu. Burada da bunu yaparak ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Şu şekilde birleştirdiğimizde aslında benim şurada x, y, x dediğim bir kenar vardı. İçerideki beyaz düzgün altıgenin bir kenarı olarak ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Şimdi içini şu kırmızıya taradığım üçgene bakarsak Hani düzgün altıgeni köşegenleriyle 6 tane eşkenar üçgen ayırdığımızda o eşkenar üçgenlerden bir tanesi de bu gelir. Bunun bir kenar uzunluğu x artı y artı x olarak gelmiştir. Yani biz bu kenar uzunluğunu 2x artı y olarak alabiliriz. Şimdi bu kırmızıya taradığım eşkenar üçgen alanını hesaplamak istediğimde bir kenarının karesi kök 3 bölü 4 ile hesaplıyorum. Beyaz düzgün altıgende bundan 6 tane olduğu için ben bunu 6 ile çarpacağım. İşte bu alan bana ne olarak verilmiş? 363 kök 3 bölü 2 olarak verilmiş. Buradan 2x artı y'yi bulabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada köküçler birbirini götürmüş olsun. E, 4 ile 2'yi de sadeleştirelim. Burada 1 burada kaç kalsın? 2 kalsın. 6 ile 2'yi sadeleştirelim. Burada 1 burada 3 kalsın. 3 ile 363 sadeleştirince de burada 1 burada 121 kalacaktır. Yani 2x artı y'nin karesi 121 olmalıdır. 121 11'in karesi olduğu için 2x artı y burada 11 olarak ne yapmış olur? Gelmiş olur. Biz şu anda 2x artı y'yi bulduk. Bunun dışında en başta bize güzel bir bilgi verilmiş. İkiz kenar yamuk biçimindeki özdeş tahtalar şekildeki gibi birleştirilerek dış çevre uzunluğu 78 birim olan düzgün altıgeni çevriliyor diyor. E şimdi büyük düzgün altıgenimize baktığımızda onun bir kenar uzunluğu şuradan 2y artı x olarak geliyor. Çevre uzunluğunu bulmak için bu 2y artı x'i kaçla çarpmamız gerekir? 6 ile çarpmamız gerekir. Demek ki biz bunu 6 ile çarptığımızda 78 olan çevre uzunluğunu bulacağız. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde de 2y artı x'imiz 78 bölü 6 13 olarak gelmiş olacaktır. 2x artı y'yi de bulduk. 2y artı x'i de bulduk. Bizim ihtiyacımız neydi peki? Üstteki orta taban uzunluğu yani x artı y bölü 2 ydi. Bence şurada her tarafı taraf tarafa toplarsak 3 tane y artı 3 tane x'e ulaşırız. Bu da 11 artı 13'ten bize kaçı verecektir? 24'ü verecektir. Her tarafı 3'e böldüğümüzde y artı x'imiz 24 bölü 3'ten 8 gelir. Biz y artı x'in yarısını arıyoruz. Bu da 8 bölü 2'den bize 4'ü vermiş olur. Aradığımız cevabın A şıkkı 4 gelmesi gerekir arkadaşlar Dörtgenimizin her bir kenarında orta noktalar e, işaretlenerek e, bu alan dağılımı yapılmış. Öncelikle ben buraya A köşesi, buraya B köşesi, buraya C, buraya D köşesi demek istiyorum. Mesela şuradaki E noktası BC'nin orta noktasıymış, yani burada BE'miz EC'ye eşitmiş. Bundan nasıl faydalanacağız? Şu ortada bir noktamız var, şöyle morla göstermek istiyorum. Mesela biz buraya ne noktası diyelim? E, kullanılmayan F noktası demiş olalım. Burasının F noktası olduğunu düşünelim. Biz burada bu eşitlikleri nasıl kullanacağız? Mesela BFC üçgenini oluşturarak kullanacağız. Çünkü BFC üçgeni oluşturursak şöyle bir durum çıkar karşımıza. Göstermek istiyorum. Şöyle aldık, şurayı uzattık. Şurayı da birleştirdiğimizi düşünelim. Şimdi burası B noktası, burası C, burası F noktası gelsin. Ben F'den de E'ye şu şekilde birleştirdiğimde bizim BE'miz EC'ye eşit olarak gelecektir. Benim burada elde ettiğim BFE ve CF e üçgenleri alanlara eşit olan üçgenlerdir. Çünkü tabanları zaten eşit. E şuradan yüksekliği çizmiş olsam bu yükseklik ikisi içinde ortak olarak gelecektir. Bu da iki üçgen alanını aynı yapar. Yani üstteki üçgenin alanına eğer ben şöyle x yazarsam alttaki üçgenin alanına ne olarak gelecektir? x olarak gelecektir. Her bir kenarda bunu uygulayarak ne yapmaya çalışacağım? İlerlemeye çalışacağım. Şimdi sarı bölgenin 12 olduğunu unutmayalım. B'den F'ye şöyle birleştirdiğimizi düşünelim. E, bu tarafta elde ettiğim içini şöyle minik minik siyaha bölgenin alanına X dersem diğer tarafta F'den C'ye birleştirdiğimde buradaki bölgenin alanına ne gelecektir? X olarak gelecektir. Yeşil bölgede X üst taraftaysa alt tarafa da yeşilin tamamı 10 olduğu için ne kalmış olur? 10 eksi X kalmış olur. Şimdi bunları kullanarak ilerleyeceğim. Sarı bölgeye döndüğümde 12'ydi tamamı. X'ini ayırdığımda üst tarafa da 12 eksi X'in kaldığını ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Mesela ABF üçgeni üzerinden ilerlemek istiyorum. Hemen A'dan F'ye şöyle birleştirdiğimi düşünelim. Burada da şuraya H noktası dersem AH ile HB eşit olarak verilmiş. Aynı durum burada da geçerli. AFB üçgeninde iki üçgenin alanı turuncu ve sarının alanı birbirine eşit gelir. Sarı 12 eksi X'e buraya da 12 eksi X yazmamız gerekir. Şimdi alt tarafa döndüm. D'den F'ye birleştireceğim. D'den F'ye şöyle birleştirdiğimizi düşünelim. DFC üçgeninde aynı durum geçerli. Çünkü şu uzunluklar birbirine eşit. O zaman yeşil bölge 10 eksi X'e diğer tarafta 10 eksi X olarak ne yapmalıdır? Gelmelidir. Normalde buradaki mavi bölgenin tamamı 12 ben 10-x'i buraya yazdıysam 12'den 10-x'i çıkartarak mavinin üst kısmını bulabilirim. Bu da bana neyi verecektir? 2 artı x'i verecektir. Yani şu üst kısma benim ne yazmam gerekir alan olarak? 2 artı x yazmam gerekir. E şu iki uzunluk da birbirine eşit olarak verilmiş. O zaman ADF üçgeninde de alanların eşitliğinden faydalanabilirim. Turuncu bölgenin şu kısmı da bana o zaman neyi verecektir diyebilirim? 2 artı x'i verecektir diyebilirim. İşte bu şekilde tabanlar eşit, yükseklikler ortak alanlar eşit geliri kullanarak ilerledim en baştaki durumda turuncu bölgenin alanı istenmiş. Turuncu bölge 2 artı x ile 12 eksi x'in toplamıyla bulunur. 2 artı x'e 12 eksi x eklediğimizde buradaki x'ler birbirini götürecektir. 2 ile 12'nin toplamı 14'ü verir. Doğru cevabımızın da D şıkkı 14 gelmesi gerekir. Çember denklemine dair bir hatırlatma yapalım. Oradan merkez koordinatlarını ve yarı çapı bulmaya çalışalım. Bize çember denklemi x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir 0 olarak verildiğinde merkez koordinatlarımız eksi d bölü 2 virgül eksi e bölü 2 olarak geliyordu. Yarı çapımızın da karekök içinde d'nin karesi artı e'nin karesi eksi 4f bölü 2 olarak geldiğini biliyoruz. E bize verilen denkleme baktığımızda D dediğimiz X'in kat sayısı eksi 12 olarak gelmiştir. Y'miz bulunmadığı için yani Y karemiz var ama Y'miz bulunmadığı için Y'nin katsayısı olan E 0 olarak gelecektir. Yine X kare artı Y kare eksi 12 X'e sabit sayı F de olmadığı için F'nin de kaç geldiğini söyleyebiliriz? 0 geldiğini söyleyebiliriz. O zaman merkez koordinatlarına baktığımızda eksi D bölü 2 bize 6'yı eksi E bölü 2 de bize 0 verir. Yarı çapımızı hesaplamak istersek E ve F zaten 0 D'nin karesi eksi 12'nin karesinden bize 144'ü vermiş olur. Bunu da bulup neye böleceğiz? 2'ye. E kök 144 12 yapar. 12 bölü 2'den yarı çapımızda o zaman 6 olarak gelmiş olur. Yani merkezi 6'ya 0 olan yarı çapı 6 olan çemberi burada ne yapmamız gerekiyor? Kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir çember çizdiğimizi düşünelim. Analitik düzlemimizi bu çembere bakarak ne yapmış oluruz? Yerleştirmiş oluruz. Şimdi merkezimiz 6'ya 0 yarı çapta 6 olduğu için y eksenine teğet olan merkezi x ekseni üzerinde olan bir çemberi ne yapmamız gerekiyor? Çizmemiz gerekiyor. Şunu şöyle y ekseni olarak aldığımızı düşünelim. Şu bizim y eksenimiz olarak gelsin. Şöyle de neyi çizmiş olacağız? X eksenini çizmiş olacağız. Sol tarafı negatif tarafını çizmedim. Orayı da şöyle ekleyebilir mi aslında devamına. Şöyle eklediğimizi düşünelim. İşte merkezimiz kaça kaç gelecek? 6,0 olarak gelecek. Yarıçapımız 6 olduğu için orijinden de geçiyoruz. Çünkü 6'nın 6 birim sol tarafında 0 var. Yani biz burada 0,0'dan da geçiyoruz. 6 6 eklersek 12,0'dan da geçeceğimizi söyleyebiliriz. Y eşittir x doğrusunu çizmek istiyoruz. Onu da yeşille çizelim. Orijinden geçen eğimi 1 olan doğru olarak gelecektir. Onu da şu şekilde çizdiğimizi ne yapalım? Düşünelim. Burada y eşittir x doğrusunda x'e 6 verdiğimizde y'imizde 6 gelecektir. Şurada x'e 6 verdiğimizde y'imizin de kaç geldiğini söyleyebiliriz. 6 geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada aslında şu doğruyu çizersek bu da y eşittir ne doğrusu olarak gelecektir? 6 doğrusu olarak gelecektir. Tam o tepe noktada teğettiğin geldiğini burada ne yapmış oluruz? Söylemiş oluruz. Aslında bu yeşil doğru çemberimizi iki alana ayırmış oluyor. Bu alanlardan küçük olanı şöyle mavi ile ben taramak istiyorum. Kalan tüm bölgede diğer alan olarak gelecektir. Yani çemberimizi şöyle çizdiğimizi düşünürsek sanki şöyle bir doğruyu biz ne yapmış olduk? Şuradan şöyle çizmiş olduk. Bizden istenen o küçük bölge işte şu taradığım bölge olarak gelecektir. Büyük bölgemizde kalan tüm bölge olarak gelmiş olur. Y eşittir X'te e, eğimimiz 1 Orijinden geçiyoruz. Eğimin 1 olması demek x ile şurada 45 derecelik açı yapmak demektir. Yarıçap 6 idi. Burası 6, burası 90 derece. O zaman şu üst tarafta 45 derece olarak ne yapmış olur? Gelmiş olur. Şuradaki yarıçapımız da zaten 6 olarak gelecektir. Burada bir üçgen var. Üçgenin devamında da mavi bir bölge var. Aslında 90 derecelik bir daire dilimine sahibiz. O 90 derecelik daire dilimin içinden e, ikizkenar diş iki üçgenin alanını çıkarttığımızda mavi bölgemizin alanını ne yapmış oluruz? Hesaplamış oluruz. 90 derecelik daire dibini hesaplarken pi çarpı 6'nın karesi çarpı ne yazacağız? 90 bölü 360 yazacağız. Bundan da 45 45 90 üçgenin alanını çıkartacağız. Dik kenarlarımız 6 olduğu için bu bize 6 çarpı 6 bölü 2'yi vermiş olur. 90 bölü 360 1 bölü 4'ü verir. 6'nın karesi 36 yapar. 36 pi çarpı 1 bölü 4 eksi. 6 kere 6 36 36 bölü 2 18 deriz. 36 bölü 4 bize 9'u verdiği için burada 9 pi kalır. 9 pi eksi 18'de aradığımız alan olarak gelecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Karemizin iki köşesi harflendirilmiş A ve B olarak. Üçüncü köşeye ben C köşesi demek istiyorum. Üstteki köşemizde D köşesi olarak gelsin. A, D karesinin içinde iki tane daire e, dilimi var. Bir tanesi mavi olan e, o yarım daire olarak verilmiş. Merkezini şöyle işaretleyeceğim. Yarı çapında R olarak alacağım. Buradaki mavi bölgeyi M ile gösterirsek bunun alanı pi çarpı R kare çarpı yarım daire olduğu için 180 bölü 360'da hesaplanır. 180 bölü 360 1 bölü 2 verecek için burası pi R kare bölü 2 olarak gelmiş olur. Buradaki turuncu bölgenin o yolun alanı da 8 pi olarak verilmiş. Şimdi turuncu bölgeyle mavi bölgenin toplamı da B merkezli bir çeyrek daireyi bize veriyor. Ee, burada 90 derecemizi yerleştirdik. B merkezli dediğimizde şurada karemizin bir kenarı 2 r olduğu için yarı çapımız ne olarak gelecektir? Bu sefer 2 r olarak gelecektir. Yani burada 8 pi ile m'nin toplamı bize neyi verir aslında? Yarı çapı 2 r olan çeyrek dairenin alanını vermiş olur. Ben bunu o zaman pi çarpı 2r'nin karesi çarpı çeyrek daire olduğu için 90 bölü 360 yazmak istiyorum. Şimdi 8 pi yazdık. Zaten m'yi bulmuştuk. Pi çarpı r kare bölü 2 ydi. Burayı biraz düzenleyelim. Pi çarpı 2r'nin karesinden 4 re kare gelir. 90 bölü 360 da bize 1 bölü 4'ü verir. Şu 4'ler giderse elimizde pi çarpı r kare kalacaktır. Pi r kare bölü 2'yi karşıya attığımızda 8 pi'yi neye eşit olarak bulmuş oluruz? Pi r kare eksi pi r kare bölü 2'ye eşit olarak olarak buluruz. Bu da bize pi r kare bölü 2'yi verecektir. Pi r kare bölü 2 8 pi'ye eşitse pi'ler gider r karemiz 2 kere 8'den 16 gelir. Yani r'miz de 16 bölü 2'den 4 olarak bulunmuş olacaktır. Bunu yakaladık. Peki bizden ne isteniyor? Ee, fiyongun yani şu kırmızı e, köşegenin yapay havuz üzerinde olan kısmının uzunluğu şu mavi e, alan üzerinde kalan kısmın uzunluğunu arıyoruz. Orayı şöyle siyahla ben üzerinden geçmek istiyorum. Bu siyah uzunluğu bulmaya çalışacağız. Şöyle ilerleyebiliriz o mavi dairede çapı gören çevre açı 90 derece gelecektir. Ben şöyle B noktasına birleştirirsem e, burada çapı gören çevre açıyla 90 dereceyi elde etmiş olurum. Zaten fiyonk köşegendi. Yani bana 90 bölü 2'den şurada 45 derecelik açıyı vermişti. 90'ın bu tarafı da 90 gelecektir. 45 90 buraya da 45 derece kalır. Diğer taraftaki şu açımız da 45 olarak gelir. 45 90 Burada zaten 45'ti bunu e, biliyoruz. E biz şimdi burada içini taradığım üçgende 45 45 90 üçgenini elde etmiş olduk. R'yi biliyoruz. R 4 o zaman 2 remiz 8 gelir. 45 45 90 üçgeninde 45'in karşısına ben k desem diğer 45'in karşısında k gelir. 90'ın karşısı yani 8'in de k kök 2 olması gerekir. O zaman biz burada K2 e, k kök 2 eşittir 8'i bulduk. k'yi bulmak için her tarafı neyle oranlayacağız? Şöyle kök 2 ile. Şunlar gider. k değerimiz 8 bölü kök 2 gelir. Ben burayı kök 2 ile genişletirsem 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2'yi k değeri olarak bulmuş olurum. Zaten k dediğim o mavi kısmın içindeki benim siyahla gösterdiğim Fiyong'un uzunluğudur. Benden de o istendiği için doğru cevabımın D şıkkı 4 kök 2 gelmesi gerekir. N virgül M noktasıyla başlıyoruz. En başa N virgül M'yi yazmak istiyorum. N virgül M noktasını saatin tersi yönünde orijin etrafında 270 derece döndüreceğiz. Normalde saatin tersi yönde 270 derece dönmek demek 360 eksi 270 90 olduğu için saat yönünde 90 derece dönmek demektir. Orjin etrafında döndürüyoruz. Elimizde bir A virgül B noktası olsaydı Orjin etrafında saat yönünde 90 derece döndürseydik elde edeceğimiz yeni nokta B virgül A olurdu. O zaman N virgül de burada M virgül eksi N'ye dönüşmüş olacaktır. Bunu belirledik. Bundan sonra elde ettiğimiz bu noktayı X ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ne yapıyoruz? Öteliyoruz. Bu durumda saat Sadece birinci bileşen değişir. ikinci bileşen aynen kalacaktır. Pozitif yönde gittiğimiz için birinci bileşen olan M'ye 4 ekleriz. Yani M artı 4 virgül eksi N noktasına geliriz. Bundan sonra da Y ekseni boyunca yine pozitif yönde 2 birim ötelenmişiz. Bu sefer de birinci bileşen sabit kalır. ikinci bileşen de pozitif yönde dediğimiz için 2 birimlik artış olacaktır. Bu da bize M artı 4 virgül eksi N artı 2'yi vermiş olur. İşte N virgül M'den M artı 4 virgül virgül eksi n artı 2'ye geldik. Geldiğimiz bu nokta yine bize n virgül m noktasını veriyormuş. Yani biz bunun n virgül m'ye eşit olduğunu biliyoruz. Buradan m ile n'nin çarpımını yakalamaya çalışacağız. Bu noktalar aynı noktalarsa birinci bileşenler kendi içinde eşit. ikinci bileşenler kendi içinde eşittir. O zaman m artı 4'ün burada n'ye eşit olması gerekir. Eksi n artı 2'nin de m'ye eşit olması gerekir. Ben şurada m gördüğüm yere eksi n artı 2 yazarsam eksi n artı Artı 2 artı 4 N'ye eşit gelir. Buradan 2 n eşittir 6'dan N'miz 6 bölü 2 yani 3 olarak bulunmuş olur. Şurada N yerine 3 yazdığımda eksi 3 artı 2 bana M'yi verir. Yani M değerimiz de eksi 1 olarak gelecektir. 1'i 3 1'i eksi 1 çarpımları istenmiş. 3 kere eksi 1 eksi 3 yapar doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Yarım kürenin tam olarak dolu olduğu söylenmiş. Tam olarak dolu haldeyken içindeki tüm sıvı bardağa boşaltıldığında bardakta 12 birim yükseklikte sıvı oluyormuş. Bu durumda R kaçtır bunu bulmaya çalışacağız. Bardağımızın silindir formatında olduğu söylenmiş. Demek ki burada şöyle düşünebiliriz. Yarım kürenin hacmi ile 12 birim yüksekliğindeki bu içini kırmızıya taradığım silindirin hacmi birbiri ile aynıdır. Burada yarı çapımız ne olarak verilmiş? 2R bölü 3 olarak verilmiş. Diğer tarafta bu yarım kürenin yarı çapının R olarak verildiğini biliyoruz. Şimdi yarım kürenin hacmini bir hesaplayalım. Normalde tam kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptü. Bunu 2'ye bölmemiz gerekiyor. O zaman 4 bölü 3 pi çarpı R'nin küpü deyip bunu 2'ye bölüyorum. 2'ye bölmek demek 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Eşittir dedim. Bu da sağ tarafta oluşturduğum 12 birim yüksekliğindeki taban yarıçapı çapı 2R bölü 3 olan silindirin hacmiyle aynı gelecek. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklikti. Yani pi çarpı 2 r bölü 3'ün neyi diyeceğiz? Karesi çarpı yüksekliğimiz de zaten burada 12 olarak almış olacağız. Buradan R'yi çekmeye çalışacağız. Düzenleyelim. 4 bölü 3 dedik. Pi'mizi yazdık. R'nin küpünü ve 1 bölü 2'yi yazdık. Eşittir buraya geçtik. Pi çarpı 2R bölü 3'ün karesini aldığımda 2R'nin karesinden 4R kare gelecektir. 3'ün karesinden 9 gelir. Bir de burada 12'nin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada R küp ve R kare var. Bunları sadeleştirelim. R kare gitsin. R küpten de sadece R kalsın. Pi'lerin de gittiğini söyleyelim. Burada 4 ve 2'yi sadeleştirirsek buraya 2 buraya 1 gelir. Yani sol tarafta 2R bölü 3 kalacak olacaktır. Sağ tarafa baktığımızda 12 ve 9'u 3 ile sadeleştirdiğimde burada 3 burada 4 kalır. 4 kere 4 16 yaptığı için sağ tarafta da 16 bölü 3'ün kaldığını söyleyebiliriz. Paydada bulunan 3'ler giderse geriye 2R eşittir 16 kalır. R'miz de 16 bölü 2'den 8 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir.